Merhabalar, ben Senem Acar. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi'nde arşiv uzmanı olarak çalışıyorum. Ve bugünkü toplantımızda, webinar serimizin ilk başlangıç toplantısında çok değerli konuklarımız var. Her ikisi de Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim görevlisi, akademisyenler. Bizleri kırmadılar ve bu etkinlik serimize katılma davetimizi kabul ettiler. Şimdi bizim amacımız burada Koç Üniversitesi'ne bağlı tüm kütüphanelerin ve arşivlerin içinde bulunan, nadir eserler kütüphanelerinde bulunan kaynaklarımızın diğer akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere ve ilgili kişilere duyurulması ve tanıtılması amacıyla yaptığımız Hazine serisinin ikincisi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu çeşitli temalarla özdeşleştirdiğimiz seriler. Bu temamızın da ana başlığını Anadolu göçerleri, yörükler oluşturmakta. Bizim bu alanda iki tane önemli büyük kaynağımız var. Birisi Josephine Powells, Amerikalı fotoğrafçı ve araştırmacı gazeteciye ait bir koleksiyon. Bunlar dijitalleştirildi ve kullanıma açıldı. 2007 yılında Koç Vakfı'na devredilmişti bu koleksiyon. Diğer koleksiyonumuz da Ulla Johansen etnoloji koleksiyonu. O da yine Akdeniz bölgesinde çalışmaları, alan çalışmalarından derlediği kişisel notları, fotoğraflarından oluşan bir kişisel arşivini Koç Üniversitesi'ne bağışlamasıyla gerçekleştirdiğimiz ve derlediğimiz, tasnif ettiğimiz, dijitalleştirdiğimiz iki tane koleksiyonumuzdan diğeri olarak bu temamızda hem saygı hem de anma vesilesi olmasını dileyerek bu etkinliğimize başlamak isteriz. Şimdi bugünkü iki konuğumuzdan biri Nevzat Çevik Hoca. Profesör Doktor Nevzat Çevik, Akdeniz Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde klasik arkeoloji ana bilim dalında çalışmakta. Doktorasını ve daha öncesinde lisansını Atatürk Üniversitesi'nde almış. Arkeoloji ve Prehistoria Ön Asya alanında da doktora çalışması var. Klasik arkeoloji bölümünde Batı Urartu'da bir eyalet başkenti Şebeteria tezi ile 91 yılında doktorasını tamamlamış durumda. Ondan sonra da Akdeniz Üniversitesi'ne geçmiş ve Likya Araştırma Merkezi'nde Urartu Kaya Mezarları tezi ile de uzman unvanını almış. Kendisi hem bir bilim insanı, hem arkeolog, hem müzeci, küratör, hem de bir yazar. Bizim davetimizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ederiz. Diğeri de Kemal Reha Kavas Hoca. Onu da Nevzat Hoca'dan sonraki konuşmacımız olarak alacağız. Önce ben bir Nevzat Hoca'yla giriş yapmak istedim. Nevzat Hoca'dan sonra bir soru cevap bölümümüz olacak. Sonra Kemal Hoca'ya geçeceğiz ve yine soru cevap bölümüyle programımızı tamamlayacağız. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer soru sormak isteyen, chatten soru yöneltmek isteyen olursa buradan yazabilir. Zoom linki olarak e-mail aracılığıyla resmi olarak giriş yaptığınız hesaptan soru yöneltebilirsiniz. Ancak şu anda YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanıyor. Oradan maalesef chat alanındaki soru ve yorumlar kapalı. Herhangi bir sorunuz olursa oradan yöneltemeyeceğinizi şimdiden hatırlatmak isterim. Bu program aynı zamanda YouTube'da da yayınlanacak, hem canlı olarak yayınlanıyor hem de SoundCloud'da yayınlanacak ve dinleyicilerimize açık olacak. Çok teşekkür ederim. Merhaba Nevzat Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, söz bende galiba. Evet, sözü size bırakıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şu paylaşımı yapayım önce. Evet. Evet. Şu anda bir sorun var mı?
Yok, görebiliyoruz. Tam ekrana geç. Evet, Geçti geçebiliyoruz. galiba. Şu şeyler aşağı indirebilirim. Evet. Evet. Peki, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Sizlere de böyle çok güzel bir genç ekip emek verip organize ettiğiniz bu eylemi de kutluyorum. Tabii en başta kutlanması gereken kişi elbette bu kütüphaneleri kuran, himayedar olan bilimin, arşivciliğin ve kütüphanenin önünü açan, araştırmaların önünü açan, destek veren kurucuları da yad etmek lazım. Rahmetli Kıraç Hanımefendi'nin adını taşıyan bu enstitü ve kütüphanede çok güzel işler yapıldı bugüne kadar. Bu bir birikim oluyor. Uzun yılların birikimi oluyor ve bu arşivcilik uygarlıkla doğrudan ilişkili, bağlantılı. Ne kadar uygarsanız o kadar arşivinizin olduğu bir şey aslında. Onun için sizin arşivlerinizde tabii kıymetli pek çok arşiv malzemesi vesaire. Ben de çok yakından bildiğim bir arşiv. Bunların içinde adınız, bütün bu yörüklerle ilgili malzeme diyor. Başka eserler de var tabii elbette. Burada tabii iki yabancı yörüklerle ilgili arşivleri oluşturmuş elbette ama bu erken bilimin başlangıçlarında biz daha yola çıkmadan önce yola çıktıkları için onların aslında iyi ki de yapmışlar dediğimiz işlerinden birisi olabilir bu. Eski dönemdeki belgeleri kaydetmiş olmak çok müthiş. Tabii o gecikince elde edebileceğiniz bir şey değil bunlar. Bu bir biriktirmek, o günkü hayatın fotoğraflarını çekmek, çizimlerini yapmak vesaire. Bunlar da erken arşivlerle mümkün. Yapacağınız için bunları geleceğe aktarmak. Çok kıymetli işler çünkü gelecek şeyler hayat olan kalan kalıntıları, kırıntıları ancak koruyarak geleceğe aktaracağımız bir gerçek. Bu nedenle özellikle etnografik, folklorik bir değer olarak yörüklerin hayatından bugün bahsediyoruz. Aslında bu bir örnek bir şey. Yani bizim için de bu gibi konuları konuşmak için bir bahane gibi bir şey görüyorum aynı zamanda. Bunları geleceğe aktarmanın yolları belli. Onun için arşivlemek baştan çok büyük önem taşıyor. Şimdiden sonra artık son kalıntıları kalan bir hayatın arşivleyecek tarafı da kalmadı. Çok az kaldı. Yakın bir gelecekte hiç kalmayacak. O zaman sadece sizin gibi kütüphanelerin ve arşivlerin bilim enstitülerinin merkezlerinde olan belgelerden, bilgilerden başka elimizde hiçbir şey kalmayacak. Ve en önemlisi de müzelerdeki koleksiyonlardan, depolarda teşhirdeki koleksiyonlardan başka bir şey de kalmayacak. Zaten bu nedenle bu etnografik folklorik müzelerin başlangıcının hikayesi zaten esas ana nedeni bu. Yani sanayi devriminden sonra hızla yok olduğu görülen geleneksel hayatın verilerini toplamak ve onları bir yerde korumak için kurulan bir kurumdan bahsediyoruz. Aslında aynı amaca yönelik olduğunu tabii burada söyleyebiliriz. Şimdi bugün tabii ben yörükler, sizin konunuz yörükler. Ben bir arkeoloğum, yörük uzmanı elbette değilim. Ya da etnograf ya da folklor uzmanı da değilim. Ama arkeoloji gözüyle bizim için konular hep aynıdır. Aynı yöntemle bakarız. Onu bilimin ana çerçevesinde aynı şekillerde yöntemlerle değerlendiririz. Dolayısıyla anladığımızı düşünürüz. Yani ben de bir arkeolog olarak bütün bu on binlerce yıllık bir hayat formu olan bu yörük, nomad meselesini aslında bildiğimi düşünüyordum çok eskilerden. Meğerse değilmiş yani bilmiyormuşuz. Sonradanki kurduğum ilgiler ve değişik bahanelerle uğraştığımız konular nedeniyle onların hayatını aslında öğrenebildim. Tabii ben yürük değilim. Oradan yani hissetmeden konuşmamın nedenini anlatmak için bunu söylüyorum. Yoksa elbette hepimiz, herkes, dünyada yaşayan herkes bir zamanlar yörüktü. Hiç kimse yerleşik hayat içine bir zamanlar doğmadı. Çok önceleri, çok yüz binlerce yıl süren bir göçer hayatı, bir sürü toplum döneminden gelen çok uzun göçlerle yaşayan, çok uzun yılların
hayatında herkes sahip aslında. Çok eski atalarında gittiğimiz zaman. Onun için herkes bir zamanlar yörüktü elbette. Yani gezerek, hareket ederek yiyeceklerini buluyorlardı ya da hayvanlarına otlak buluyorlardı. O otlak bittiğinde başka otlak bulmak için yollara düşüyorlardı tekrar. Derken hareket halindeydi insanlar. O zaman demek ki aslında bu nomad hayatı her bir kültürün geçmişinde bir şekilde yakalanabilir. Onlar zamanın çeşitli dönemlerinde yerleşik hayata geçtiler. Tıpkı bizde olduğu gibi. Bizde tabii yörük dediğimiz zaman biz yani Türkmenleri esas ismiyle Türkmenlerden bahsediyoruz. Türkmen yörüklerinden bahsediyoruz. Bunların Orta Asya steplerinden yola çıkıp çok çeşitli yollardan Anadolu'ya da geldiklerini biliyoruz. Ama bu gelişleri biz şimdi tabii işte Malazgirt 1071, Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu'ya girdi diye tarihsel bir alışkanlıkla bir dönem başlatıyoruz. Ama bizim konumuz aslında bundan çok daha önceden başlayan bir şey. Bu göçler dediğimiz Orta Asya'dan yörük göçlerin Türkiye'ye, Anadolu'ya gelme hikayeleri, tarihleri 1071 ile ibaret değil elbette. O siyasi bir gücün açtığı bir kapı, artık ileride devletleşecek bir dönemin başlangıcı ve artık rahatlıkla içine girdikleri bir toprakların başlangıcı olarak bir tarih söylenebilir. Ama ondan çok önceleri binlerce yıl süren çok çeşitli göçler, değişik yollardan, değişik zamanlarda olan çok çeşitli göçlerle Anadolu'ya gelen Orta Asya yörüklerinden, Oğuz beylerinden, Oğuz boylarından tabii bahsedebiliriz. Pek çok boy çeşitli zamanlarda Anadolu'ya geldiler ve başka yerlere de gittiler. Sadece Anadolu'ya da değil. Yani nerede bir onlara geçim verecek bir toprak bulmayı umut ettikleri her coğrafyaya gittiler. Tabii bu geçim verecek toprak dediğimiz zaman bunun aslında en tabii özel coğrafyası Anadolu olduğu için, Küçük Asya olduğu için, bu toprakların her bir köşesinde rahat yaşayacaklarını bildikleri için de gelip Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştiler. Yerleştiler. Önceden tabii yerleşmeye geldiler ama yeni otlaklar, yeni yerler aramaya da devam ettiler. Bugün bile hala süren bir yörük hareketi, yani bir yer değiştirerek yaşamak, çeşitli mevsimlerde de başka yerler bularak yaşamanın sürdürme eylemi hala devam ediyor. Ama artık şimdilerde yarı göçerler elbette devreye girdi. Yani sürekli olarak göçen bir budunlar değil de yarı göçerlere dönüştü. Ve artık çoktandır da onlar yerleşik hayata geçmeye başladılar. Neredeyse artık kalmayacak. Bunu yıllar önce TRT'ye çektiğimiz bir belgeselde adını Son Göç koymamın nedeni buydu benim. Yani o metinlerini yazmıştım vesaire. Hakikaten son göçler artık yaşanıyor. Şimdi artık yarı göçerler de traktörleriyle, araçlarıyla hayvanlarını, eşyalarını taşıyorlar yaylalara. Değişiyor, zaman değişiyor, herkes her şey geçiyor ve elbette hayat formları da değişiyor. Şimdi çok eski binlerde, mesela ikinci binde Yeniseyde duvar resimlerinde resmedilen göçerlerden itibaren bile başlasak, daha sonra işte Mete Han'da ilk göçer imparatorluğu, bir Türk imparatorluğu kuran göçerlerden ilk büyük güce ulaşan noktadan ileriye doğru gelsek, Oğuz bayların Anadolu'ya girmesiyle de beraber özellikle beylikler dönemi, Selçuklu döneminde esas yoğun akınlar, yani 10. yüzyıldan sonra 11. yüzyıl ortalarından itibaren yoğunlaşan esas 12. yüzyıl ve devamında da hala gelişlerin devam ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir rakam gelebilir ama neredeyse hani total baktığımızda neredeyse 10 milyon insanın göç ettiğini zaman içinde, bir anda değil elbette, zaman içinde göç ettiğini ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştiğini söyleyebiliriz. Tabii bunlar göçerler ve herkesin göçer olduğu bir hayatta bir problem elbette oluşturmuyorlardı. Çünkü zaten herkes göçüyordu. Yeni yaylalar, yeni otlaklar, hayvanlarını besleyebilecekleri yeni yerler bulmak için geziyorlardı. Şimdi o zaman tek kriter aslında onların onlara geçim veren hayvan sürülerini besleyecek bereketli topraklar, otlaklar bulmak meselesiydi. Onun peşinde sürekli tabii devam ediyorlardı ama daha sonra yerleşik hayat başladığında, daha yaygın hale geldiğinde ve zaten geldiklerinde burada bazı
epey yerleşiklerinde bulunduğu bir toprağa geliyorlar. Geldikleri toprakta herkes göçer değil zaten. Göçer olarak gelenler var Orta Asya'dan, başka yerlerden. Ama burada geldikleri zaman yaşayan pek çok kültürlerin devamı var. Yerleşik hayat kültürünün devamı var. Onun için zaman içerisinde bu göçer kültür, yerleşik kültürün hayatıyla çatışmaya başlıyor. Şimdi yerleşik hayatta bir köy ve etrafında meraları, orada yerleşenlerin işte kendi yerleşik hayvanları göçer değiller. Ve onlar kendi düzenlerini oluşturmuşlar ve düşünün ki içinde göçer kişi geçiyor köy içinde ya da meralarından, tarlalarından, bahçelerinden geçiyor falan. Böylelikle aslında yerleşiklerin düzenlerinin bozulmasıyla başlayan sıkıntılar söz konusu olmaya başladı. Birinci meselenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii bu hem bir bahane ama hem de bir reel bir durum, gerçek bir durum. Bunun Osmanlı döneminde de devam eden bir şey, özellikle tehlikeli sınır boylarında, yani savaşçı lazım olduğu korunması gereken sınırlara yörüklerin gönderildiğini falan görüyoruz. Çünkü savaşçı bir kan taşıyor yörükler, sürekli doğayla mücadele ettiklerinden buna bir alışkanlıkları, yakınlıkları da var ve onun için bunlar Selçuklu'dan sonra da Osmanlı döneminde de bunlar kullanılmaya başlandı. Ya mecburi yerleşime yasayla ya da zorla yerleştirmeye başlandı ya da bunlar o sınır boylarına ihtiyaç duyulan topraklara da taşınmaya başladı. Bu 17. yüzyıldaki İskan-ı Muhacirin Komisyonu'nun kuruluş nedeni de bu. Yani yörüklerin yerleşik hayata geçmelerini organize edecek bir komisyon kuruldu. Yerleşim komisyonu kurulmuştu. 17. yüzyıldan bahsediyoruz Osmanlı döneminde. Ve bunları düzenli olarak bir politika çerçevesinde memleketin çeşitli yerlerine yerleştirmeye başladılar. Yasayla, zorla ve önünü açarak ya da teşvik ederek yerleştirmeye başladılar. Artık göçer hayatın geçerliliği de kalmadığı o günlerden görüldü, yani 300 yıl önceden rahatlıkla görülmeye başlandı. Böyle bir hayat formu sürdürülebilir değil ve devletin düzenine tam uygun değil. Yerleşik hayattaki köylerin, kasabaların, şehirlerin düzenine hiç uygun değil. Bu nedenle bunları yerleşik hayat formlarına uydurma gayreti çok erkenden başlayan bir gayret olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii burada özellikle bu Dadaloğlu Karacaoğlan'ı hatırlatmamın nedeni, şimdi orada yazıdan görüyorsunuzdur. Nedeni de bu, biraz bu. Yani ferman çıkıyor, yerleştirilecek bunlar diyor, yerleşik hayata geçecekler diyor. Özellikle bugün hala kullandığımız o ünlü deyim, ferman padişahınsa dağlar bizimdir lafı ve bunun yerleşik hale gelmesinin nedeni aslında Osmanlı onları yerleşik hayata geçirmeye zorlamasına karşı bir eylem gibi görünüyor ve psikolojiyi de çok iyi yansıtıyor. Çünkü neden? Yani yerleşik hayattaki insanlar göçerlerden rahatsız oluyor ama iyi de onların hayat formu da göçer hayat formu. Onlar şikayetçi değil esasında. Yani o hayat formunda alışkanlıkları var ve ona devam ediyorlar. Bugün bile göç zamanında bir çok yaşlı biri, yarı göçerlerde bile evde kaldığında, yaylaya gideceğimce kare olduğunda, halde olduğunda aslında çok şikayetçi oluyor, muzdarip oluyor. Yani zamanı geldiğinde yola çıkmak istiyor. O öyle bir hayatı benimsemiş, öyle yaşıyor. Ve bunun tabii pek çok olumlu yanı da sayılabilir normal bir yaşam felsefesi olarak baktığımız zaman. Onun için herkes kendi halinden memnun ama devlet düzeni koruyucu olarak bu halden memnun değil. Bu nedenle bu yerleştirme hareketi tabii devam ediyor. Ve tabii Cumhuriyet döneminde de 48'de çıkan yasayla da iyice yerleşik hale getirme meselesi tamına gündemde oluyor. Tabii bunlar burada da yine göreceksiniz, bu yazılarda biraz böyle notlar koydum buraya görülmesi için. Birçoğu konuştuğumuz şeyler oluyor. Burada cesur, muharip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam dediğimiz, aslında buna yürük demelerinin nedeni o oluyor. Yörük var, bir de yürük var. Bu iki ikisi biraz farklı anlamlara geliyor. Yürük biraz daha böyle kahramanca, gönlü sağlam insan, muharip, cesur insan anlamında söylenebilir. Bunlar da arada terminoloji olarak kullanıldığını tabii görüyoruz. Bunlardan bugün hala Antalya'da bile, işte Manavgat'ta da özellikle adıyla da müsteser olan Manavgat'ta da görüyoruz. Orada da Manavların yaşadığını görüyoruz. Bunlar da Türkmen boylarının, yani önceden göçer olan yerleşik hayata geçmiş Türkmen boylarının
isimleri olarak geçiyor bize. Manav demek aslında yerleşmiş Türkmenler, yerleşmiş göçerler anlamında söylenebilir. Bunun gibi pek çok yerde manav kelimesiyle karşılaşıyoruz. Bu yerleşik Türkmenler olarak bunları söyleyebiliriz. Sonra tabii keçi, koyun gibi özellikle bu tür sürüler çok yaygın göçerlerde. Çünkü küçük baş hayvanlar, özellikle de keçi, yani çok doğaya direngen ve kolay, daha kolay yani beslenebilir ve kendini besleyebilir bir şey olduğu için onların sürülerinden çok fazla olduğunu görüyoruz. Bizim bu bölgede Antalya'da da Teke Yarımadası, ismi bile Teke yani, en çok keçilerin bulunduğu, oradan da anlaşılıyor ve isimlerini de orada alıyor. Sarı keçiler, kara keçiler gibi isimler de oradan çıkıyor aslında, ama bunun yanında koyun sürüleri olanlar da var. Onlar da adlarını oradan alıyor. Düşünün ki o kadar önemli bir şey ki yörüklerin, göçerlerin hayatında hayvanlar esas odakta duruyor. Yani o hayvanın hayatı esas insanın hayatının çerçevesini çiziyor. Çünkü o hayvanın geçinmesi için bütün bu hareket. O sürülerin beslenmesi ve onlardan işte sütünü, yününü vesairesini ve almak için onların beslenmesi lazım. Dolayısıyla hayvanların ihtiyaçları etrafında çizilmiş bir hayat formu aslında karşımıza çıkıyor. Koyun besleyenler de böylelikle, adları da onların ak koyunlu, kara koyunlu dediğimiz isimler de aslında buradan çıkıyor. Yani keçi ve koyun adından gelmiş böyle boy isimleri, budun isimleri de oradan geliyor. Çok önemli bir şey. Yani hayvanların peşinde bir hayat. Hayvanları odağa alan, onların geçimini amaçlayan ve dolayısıyla insan geçimini sağlayan, amaçlayan bir hareketli, sürekli hareketli bir hayattan bahsediyoruz yörüklerde. Nasıl özetlerim diye düşündüğümde, bugün birkaç müzenin duvarlarında kocaman panolarla yer alıyor bu benim yazdığım 3-5 satırlık yazı, biraz şiirimsi olan. Yörük hayatı belki böyle özetlenebilir mi diye yazmıştım. Yani yollarda doğuyor, yollarda büyüyor ve yollarda ölüyorlar. Ne sabit bir evleri ne de mezarları var. Günün bittiği yerde konaklayıp ömrün bittiği yerde gömülüyorlar diye. Yani sürekli yolda olan bir hayat. Sürekli yaşantısıyla, ölümüyle ve her şeyle, onun şarkısı, türküsüyle, felsefesiyle her türlü yollarda ve dağlarda ve meralarda hayvan peşinde ve hayvanlarla iç içe geçen başka bir hayattan aslında bir bahsediyoruz. Şimdi yörük hayatıyla ilgili tabii binlerce detay, az önceki bir uzun yazı vardı. O yazı oydu aslında. Bunu size buradan okuyacak değilim. Aslında keşke zaman olsaydı okusaydım, ama yani yörüğün erkeği, kadını, çocuğu, onun hayatının etrafında dönenler ve ürettikleri ve onların işte bütün o kilim desenlerinde karşımıza çıkan özetlenmiş yörük insanların, farklı insanların profilleri, her tür o yürüyerek geçen, hareket halinde geçen bütün o ömrün içinde bulunan unsurların biçimlendirdiği bir hayat ve bu unsurlardan yola çıkarak üretilmiş olan sanat var bir de tabii. Herkesin sanatı, kültürü kendine elbet. Bu da çok özel bir kültür. Burada tabii yerleşiklerin kültüründen, bir şehircilik içinde yaşayan yerleşiklerin kültürüyle ilgisi olmayacağı belli. Çünkü yörük göçüyor, göçer kültürü var. Yani bu insanların bütün eşyaları taşınabilir eşya bir kere. Yani taşıyamayacağı eşyası olamaz. Çünkü taşındığı zaman evini taşıyor. Bütün evini devesinin ve diğer hayvanların sırtında taşıyor. Bu evin kendisi de, yani çadır olarak evin kendisi de ve diğer eşyalarda. Taşınamayacak bir eşyası olmaz yörüğün. Taşınabilir eşyalar olacak tabii. Bunun içinde özellikle yerdeki bütün o serilen kilimler, bütün onların içine eşya doldurdukları çuvallar vesaire, bütün yatakları, yastıkları, ne derseniz, ya da bebeğinin kolanı, atının koşum takımına varıncaya kadar devesinin, her şey üretiliyor. Kendi elleriyle üretiliyor. Bir yerden satın almıyorlar bunlar. Yani kendileri dokunuyorlar. Kendileri bütün o desenleri, kendileri kültürlerin içinden gelen unsurları, desenleri işleyerek onları üretiyorlar. Ve oradan da bir göçer sanatı doğuyor esasında. Çok özel bir göçer sanatı doğuyor. O da daha sonradan tabii yerleşik hayata geçtikten sonra bile bütün o kültürün üretmeye devam ettiği, yani evlerindeki, artık çadırdan eve geçtikten sonra evlerindeki dokuma atölyelerinde ürettikleri kilim veya diğer keçe gibi diğer tekstil ürünlerin üzerindeki
bezekler çok eski yüzyıllardan gelen bezekler işlenmeye devam ediyor. Hepsinde bambaşka anlamları var. Yani erkeği sembolize eden başka bir şey var. Koç boynuzu işliyor işte. Yol yol dalga motifleri işliyor vesaire. Kadının doğurganlığını işliyor. Her şey anlam buluyor bütün o kilimdeki desenlerde. Çünkü kilimi de yine taşınabilir bir şey. Toplandığı zaman kolayca toplanıp hafif hemen taşıyabilip başka yerde bunu kurabiliyor. Çok pratik bir hayatı var. Yani tamamen minimalist, tamamen pratik, eşyaya bağımlı olmayan, sadece hayatına bağlı olan, hayatının esas yaşanmasına odaklanan, lüzumsuz hiçbir eşyanın olmadığı, çok minimalist bir hayat aslında yaşıyorlar. Bütün sanatı da aslında bunu bize gösteriyor. Şimdi bütün bu yörük kültüründen bize kalan malzemeler, etnografik malzemeler, işte folklor, folklorik belgeler, ürünler, bunların hepsi de çok fazla, çok hızlı yok olan, yok oluş süreci çok hızlı olan şeyler aslında, etnografik malzemeler. Onun için bunları korumanın yolları da çok zor. Çok çok zor ve çok dünyada gün geçtikçe daha da katlanan bir hızla gelişen hayat biçimi, yaşamın unsurları baş döndürücü bir şekilde hızla değişirken bunların yaşama ihtimali yok. Sadece yörük kültüründeki etnografik ve folklorik meselelerden bahsetmiyoruz. Bütün dünyadaki halkların etnografyasından, sanatından, geleneksel hayatından veya mekanlarından bile bahsediyoruz. Artık onun yapılma ihtimali kalmamış. Çünkü onun yaşanma ihtimali kalmamış artık. Başka işler, şeyler başlamış. Dolayısıyla yok oluş süreci inanılmaz hızlı bir şeyden bahsediyoruz. Peki burada temel bir soru gündeme geliyor. Ben şimdi konuşmam sırasında biraz arkeologça bakarken, biraz etnografi gözüyle bakmaya çalışırken, folklor bilim gözüyle, halk bilim gözüyle, onu tabii tam beceremeyeceğim belli, alanım değil falan. Ama esas bir de müzeoloji gözüyle, müze gözüyle de bu malzemelere, bu halk kültürünün korunması meselesine bakıyorum. Hem koruma açısından ama hem de onların üretilmesi ve geleceğe aktarılması konusunda. Burada büyük bir sıkıntı var. Yani bu kadar dünya hızla değişirken biz bunları nasıl koruyacağız? Esas korumak olduğu gibi korumaz. Peki bu mümkün mü? Asla mümkün değil. Bu sadece çok böyle hani romantik bir bakış olabilir. Ben işte şehirde rahat evimde yaşıyorum. Bütün imkanlarımla evimde su akıyor vesaire, orada sürekli evimdeyim. Sürekli gezmiyorum, hareket halinde değilim falan. Orada otururken bu rahat içinde dağdaki bir çadırı gördüğümde orada keçileri, koyunları yaşayan bir aileyi aman da bu ne güzelmiş, geleneksel hayat, işte bunu burada korumak lazım falan derken o bir romantizm gibi. Yani sen iyi de orada yaşa bakalım iki gün, kolay bir şey mi derler adama o zaman. Onun için böyle bu tür bir romantik yaklaşım objelerle ilişki kurmada iyi bir işe yarayabilir. Yani veya o objelerin sahipleriyle duygusal ilişki kurmada bir işe yarayabilir. Onları iyi anlayabiliriz mesela böyle bir yolla. Ama onların bizim bu romantik ihtiyacımızı karşılamak için o hayata devam etmelerini beklemek çok bir lüks bir istek olur. Yani haksızlık olur daha doğrusu. Onun için biz bunu peki nasıl koruyacağız? Onun yolları da tamamen bilimden ve müzeolojiden geçiyor. Bu kadar hayat değişken. Bakın ilk baştaki not düşmüşüm oraya. İşte Johansen futurist o zamanımızı nasıl adlandırıyor? Çok anlamlı, karmaşık, aşırı değişken, belirsiz ve güvensiz. Şimdi peki bu şartlarda ve bunların hepsi çok hızlı. Gittikçe de artan hızla gelişen etkenler, yani negatif etken faktörler bu kültürlerin yok oluş sürecinde. Peki nasıl olacak? Şimdi burada somut olmayan kültür varlıklarıyla somut kültür varlıkları arasında büyük bir fark var. Bence bu farkı kullanarak bu yaşatılabilir. Şimdi esas bir var ki objeler, etnografi. O kültürden kalan bütün o işte kaçak, kilim vesaire, enstrümanlar gibi her şeyi sayabiliriz. Giysiler, şapkalar, ayakkabılar vesaire. Bunlar somut malzemeler. Ama bir de var ki soyut olanlar, somut olmayan kültür unsurları var. Onlar ne? Yani onlar işte söylediği türkü, o enstrümandan çıkan ses, o müzik sesi, o sipsisinden çıkan bir ses, kavanından çıkan bir ses. Ya da halk oyunları oynarken ki oradaki oyunun figürleri mesela, bunlar hepsi somut olmayan şeyler. Elle tutamadığımız şeyler ama
esas kültürün kendisi ama bu arada. Yani bütün o deyişler, özdeyişler, atasözleri, işte maniler, türküler, çalgıdan çıkan sesler, o kına gecesinde ya da düğün gününde bir kız evleniyorsa vesaire, bir ölüm gününde, bir cenaze töreninde neler okunuyor, neler söyleniyor, nasıl davranılıyor, hangi ölü yemekleri sunuluyor, bunun törendeki töresi nedir falan. Bunlar somut olmayan şeyler. Ama esas hayatın kendisi de bunlar. Bütün bunlar önemli. Yani elbisenin kendisinden başka elbisenin üstündeki desenin bize söylediği bir şey, bir söz mesela. Bunlar somut olmayanlar. Ama şu işte niye sözü buraya getirdim? Çünkü biz bunu uzun erimli kılmak gelecekteki nesillere çok uzak projeksiyonda, yani çok uzak nesiller sonra bu yörük hayatını, nomad hayatını anlatacak veya diğer geleneksel hayatlarımızı, yani sadece bu hayatı da değil, anlatacak olan neler var? Bunlar var işte bize. Yani bu somut olmayanları aktarmamız söz konusu. Ve somut olmayan varlıklar kendilerini korurken daha güçlüler. Nasıl güçlüler? Mesela bir konut, çadır yok olabilir, rahatlıkla yok olabilir. Bir elbise yok olabilir. O elbiseyi üç etek mesela diyelim, ya da başka bir başlık, bir kızın giydiği başlık vesaire. Bunları koruyamayabilirsin. Bugün neden? Bugün çünkü o giysiler giyilmiyor. Bugün kendisi yörük olan insanlar hepimiz işte ayağında kot pantolon, üstünde bir tane tişört, bambaşka kravatlar, takım elbiseler falan, kondurlar. Onları giyiniyoruz. Yani biz geleneksel bir yörük kıyafetinde gezen bir kişi var mı? Yok. Halbuki her yer yörük dolu Antalya'da, değil mi? Yok, çünkü artık imkanı yok. Çünkü artık öyle bir giysi de yapılmıyor, öyle bir ayakkabı da yapılmıyor. Onları giymiyor artık ama. Ama öbür taraftan aynı adam, yani kot pantolon ve tişört giyen bir yörük torunu diyelim ki, şimdi yörük olan birisi, şimdi ama dedesinin söylediği türküyü söylüyor. Dedesinin söylediği türküyü söylemeye devam ediyor ve o enstrümandan çıkan ezgileri de çalmaya veya dinlemeye tabii devam ediyor. Büyük dedesinin kullandığı atasözünü ya da bir deyimi kullanmaya devam ediyor. Bunlar bakın ki daha uzun erimli ve bozulmadan da yaşıyor. O türkü aynı türkü yani bir şekilde. Onun için somut olmayan kültür varlıklarının kullanılarak bu gibi yok olma tehlikesi çok hızlı olan bir kültürü ancak korumamız belki böyle mümkün olabilir. Öbürleri, yani somut olanlar, giysiler, ayakkabılar vesaireler, enstrümanlar, bunlar kendileri saklanabilir. Bir müzede, bir depoda çok iyi korunarak yüzlerce yıl, bin yıl saklanabilir yani bir objeler, kültür objeleri. Saklanabilir. Onlar da, objeler de o kültürün hafızasını taşıdığı için o hafızayı obje üzerinden bize nasıl ulaştırdıysa bizden sonraki nesillere de aynı obje o hafızayı taşıyabilir. Ama somut olmayan kısmı olmadığı zaman o büyük eksik kalacaktır. Düşünün ki orada duvarda müzede asılı bir saz, bir sipsi aleti var. İşte 185 yıl sonra birisi, torunlarımızdan biri onu görüyor. Aa, diyor ki bu yörük atalarımın çaldığı sipsi, işte bu da saz aleti vesaire diyor. Ama iyi de ondan çıkan ses olmazsa o aletin hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü aletin varlık nedeni ondan çıkan sesi sağlamak, o müziği çıkarmak, o türküye eşlik etmek, türkünün kendisini söylemek, ağzın varlık nedeni gibi yani söyleyebiliriz. ve bu türküler ve diğer atasözler vesaire çok kıymetlidir. Yani hatta bazen tarihçilerin yazdığı tarihsel metinlerden çok daha doğruyu halk türkülerini söylediğini söylerler. Çünkü onların yöneten, onları idare eden, besleyen, resmi tarihi yazdıran bir güç olmadığı için dağdaki içinden geldiği gibi türküsünü söylüyor. Dadaloğlu gibi, Karacaoğlan gibi türküsünü söylüyor. Ya da başta söylediğim gibi yani ferman padişahınsa dağlar bizimdir deme şansı olduğu için oradan biz gerçek öyküyü buluyoruz o zaman. Bir sözlü tarih gibi hayatın kendisinin uçlarını her zaman yakalıyoruz. İşte bu somut olmayan kültür varlıkları o diğer objeleriyle beraber saklandığında ilerleyecektir. Ama müzelerin saklaması bir şeydir, başka bir şeydir. Ama bunu halkın hayatında var etmek, var kılmak ve yaşamasını öyle sağlamak esas şeydir. Çünkü öbürü artık müzelerde korunan bir şeydir. Yani o bir obje tapınağındaki objeler gibi, yani böyle bir şey. Ama halkın kendisini yaşadığı şeyler, işte o zaman onlar somut olmayanlar oluyor. Atasözler, deyimler, türküler vesaire. O zaman aslında o kültür
yaşamaya devam ediyor. O zaman üstünde giydiği şeyin bir yörük şalvarı değil de işte bir kot pantolon olmasının önemi kalmıyor. Şu söylediği türkü 150 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki bir türkü ise o zaman belki daha anlamlı bir işin ucunu yakalayabiliriz diye söyleyebilirim. Tabii bu işte konuşmaların içinde buraya notlar almışım. Onlar da beni dinlerken bakıyorsunuzdur elbet. Bütün o ritüeller, bayramlar, onların önemli günleri, bir çocuğun doğumu, bir yaşlının ölümü, birisinin şehit olması bir savaşta. Hatta en kıymetli hayvanının işte uçurumdan yuvarlanması gibi böyle. Yani o onun hayatında önemli olan şeylerin eksilmesi ya da önemli olan şeylerin yeni eline gelmesi gibi önemli anların tanıkları olan objeler. Önemli anların tanıkları olan bütün o metiyeler ya da sözler ya da işte türküler falan. Bunlar, özür dilerim. Şimdi, pardon, çok özür dilerim. Arıza bazen tabii. Bunlar, şimdi biz müzelerde bunları koruyacağız ama müzelerin bir sorunu var. Müzeler yani objeler hafıza taşıyıcıdırlar. Mekanlar da öyle, şehirler de öyle, binalar da öyle. Yani hepsi geçmişe ait bir hafızanın bir kısmını taşıyorlar. Bir araya geldiklerinde de bütün bir toplumsal hafızayı koyuyorlar önümüze. Biz bunları müzeye taşıdığımız zaman da o zaman bir sorun da çıkıyor ortaya. Yani nesneleri topluyoruz ama bu nesneler, şimdi esas benim konuşmam başlığında olan şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani biz ona müzecikten nesne fetişizmi falan da diyoruz yani. O bir objenin peşine düşmek, objeyi oraya koymak müzede, onu göstermek. İşte altına etiket koyup bir modern müzecinin her türlü imkanını kullanıp yedi değerlerle bile yani canlandırıp hologramlarla bir şey söylemek falan. Tamam, müzenin işi bu. Bunu yapacak, o hayatı kurgulayamayacağımıza göre, daha da devam etmediğine göre müzede devam edecek. Bunun modern müzecilikte, yüksek teknolojide çok iyi yolları var. Bunu müzecilik yapıyor. Ama hepsi bağlamından kopmuş vaziyette. Müzedeki herhangi bir deve çanı, bir kilim, bir çadır unsuru, objesi, bir nazarlık, başka bir şey. Bunlar artık ne kendi mekanında, ne o çok alıştığı dağlardaki yerleri, rüzgarları alıyor, ne oradaki keçinin melemeleri vesaireler o müzedeki mekanik teypten gelmiyor. Yani o bambaşka bir ses çıkıyor. O sırada o ustası o çanı öyle bir işlemiş ki bir nota işler gibi çana vurduğunda başka bir ses çıkıyor. O keçi hareket ettiğinde o çanın sesi çıktığı için sahibi o keçinin nerede olduğunu ve hangisi olduğunu bile bilebiliyor. Bunun müzede yaşama imkanı yok. Onun için bağlamından kopma kadersizliğini her obje yaşayacak. Ama bunun başka seçeneği var mı? Aslında yok. Yok ama bu durum da bu. Bu bir deskripsiyon yani. Bu bağlamıyla beraber bir şey anlamlı. Yani o yörük kendi çadırında, o çadır kendi yaylasında, o yayla kendi dağında, o keçi kendi çadırın etrafındaki merasında vesaire. Olacak ki hepsi bütünleştiğinde arkada havlayan çoban köpeğinin sesiyle beraber, hepsi beraber bir bütün olarak yansıyacak yani. Yoksa tamam bağlamdan kopmuş. Yani gurbette gibi bir yetim evindeki arasız babasız çocuklar gibi hissediyor insan objeleri bazen bütün bu şeylerde. Onun için müzelerde bu obje tapınağı meselesi eski klasik müzecilikte çok vardır. Bu obje tapınağı şikayet ederiz yani. Dokunulmaz, girilmez, kutsal, aman falan böyle bu obje tapınağı gibi işte duygu veren şey. Bunlar aslında şöyle iyi bir şey var. Yeni zaman müzeciliğinde, modern müzeolojide bu tavır değişti tabii. Artık o obje tapınağı gibi değil. Orası bir sosyal buluşma merkezi, bir iletişim merkezi, toplumsal ilişkilerin kurulduğu esas ana kültürel merkez gibi çalışıyor müzeler ve burada ziyaretçi değil yani kullanıcılar var, paydaşlar var, orada buluşmalar var ve orada bir obje tapınağı yok artık. İnsan odaklı bir müze var. Böyle çalıştığı zaman da bambaşka duygular vererek aslında benzer işi daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Bu modern müzecilikte tabii yani yüksek teknoloji geliştikçe her günde daha çok gelişiyor, ilerliyor ve çok yeni imkanlar veriyor bize. Ben de pek çok hani müzeyle uğraşıyorum, onların teşhir tanzim planlarını çiziyorum, işte küratörlük yapıp tasarlıyorum falan filan. Yani bu müzeleri yaparken
modern çağda, yani bu çağda olmak insanın hoşuna da elbette gidiyor. Çünkü herhangi bir teknolojik aygıt kullanarak yapamayacağınız, yaşatamayacağınız bir duygu yok neredeyse. Bu sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik dediğimiz bütün bu işleri yaratan aygıtların varlığı bize asla ucunu yakalayamayacağımız artık. Bitmiş gitmiş ya da bitecek gidecek olan bütün o kültürlerin çok daha yoğun boyutlarını, yani ne, objelerin kullanıcılarıyla ilişkide olduğu ortamları bile yaratabilecek bir şans veriyor. Onun için modern müzecilik tabii eski zaman müzeciliğine göre bu anlamda daha şanslı diyebiliriz. Ama asıl değişim obje odaklı değil, insan odaklı bir müze olması. Yoksa ama bu şu demek değil. Objelerin korunmasında en küçük bir itilaf yok yani. Onlar yine daha iyi şartlarda, daha modern şartlarda korunuyorlar ve paylaşılıyorlar orada. Şimdi bu tabii Andy Warhol'un lafını koydum buraya. Bu biraz şey olsun, ironik olsun ama çok hoşa da gitmiyor okuduğun zaman önce. Ama gerçek, bu bir gerçek yani. Bir gün bütün büyük mağazalar müze olacak, AVM'ler. Bütün büyük müzeler de mağaza olacak, AVM olacak diye. Yani aslında bu burada bir negatif görünüyor ama bir buluşmadan bahsediyor. Ve müzelerin halkın bütün damarlarına sirayet edecek olan kültürel etki gücünden ve eğitim gücünden, sosyal buluşma ortamı gücünden aslında bahsediyor. Şimdi birkaç slide koydum böyle. Yani atasözlerini hatırlatmak da istiyorum mesela. Onlar da aslında o günün şartlarında söylenmiş sözler. Bugün hala çoğu söylemeye devam ediyor. Zaman geldikçe biz de kullanıyoruz ediyoruz ama artık o da bağlamdan aslında kopmuş durumda. Çünkü onun ifade ederken kullandığı unsurlar da eskide kaldığı için öyle. İşte ben konuşurken yine siz okuyorsunuzdur burada. Mesela bu ikinciyi çok kullanırız. Ben çok kullanırım. Kuru otlak için kervan göçürmeye, edersiz insan için ömür geçirmeye değmez diyor yani şimdi yörük. Öyle ya, bugün de öyledir yani hakikaten. Edersiz insan için ömür geçirmeye değmez elbette yani. Ve hala çok kullandığımız mesela sürü ters dönünce topar keçi önde gider falan diye çok kullandığımız laflar vardır. Ve bu laflar içerikleriyle o günleri çok iyi anlatıyor. Bir kadının çadırın direği, evin direği kadın. O geçimi sağlayan ürünü, üretimin temel direği bir kadın. Ve orada da onunla ilgili tabii başka türlü yaklaşımlar da görüyoruz. Örneğin işte garı vardır, arpa ununu aş eder. Garı vardır, taze eti daş eder diyor yani falan böyle. Kendilerine göre o toplumsal değerlendirme içinde bir şeyler söylüyor. Çok tabii çok etkileyici. Her bir lafı burada rahatlıkla söyleyerek değerlendirebiliriz. Ve o günden bize izler veriyor. Bugün artık bunların çoğu kalmadı. Şimdi biz evimize keçi beslemediğimize göre ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz derken çok anlamlı demiş olmayabiliriz ama başka bir durumu ironik olarak anlatabiliriz tabii yani. Her zaman iyi bir şey bekleme diye. Şimdi yıllar önce TRT şey istemişti, bir danışmanlık, metin yazarlığı vesaire diye. O zaman onlarla biz yola çıktık. Mersin dağlarından, Aydıncık'tan, Karaman dağlarına, Konya'ya kadar göçü izledik. Ve 3 kamera, müthiş kameralar ve bu görüntüler de ödül aldı. Yani bu 3-4 kere ödül alan bir belgesel. Bölümler çekildi ve ben de hem yönlendirmek için hem de metinleri yerinde yazmak için, yani onu duyumsayarak yazmak için metin yazarlığında yapıyordum. O zaman çok güzel böyle bir göç izlemiştik. Sarı Keçililer göçünü izlemiştik. Hala her detayıyla aklımdadır. Çok etkileyici bir şey. Yani benim o güne kadar kitaplardan okuduğum işte ya da herhangi aygıtlardan izlediğim, öğrendiğim yörük hayatının hiç ilgisi yokmuş. Yani benim gördüğüm, öğrendiğim, doğrudan kendisine dokunduğum yörük hayatıyla aslında çok da ilgisi yokmuş. Hatta bu bitti işte birkaç hafta öyle dağlarda falan. Sonra döndüğümde, eve döndüğümde eşim bana dedi ki nasıl geçti falan derken böyle. Yani ne öğrendin, ne oldu, ne bitti, dağlarda ne vardı hani yörük hayatında diye sorarken ben de çok kısa söyleyeceğim. Yani bir şeyi çok iyi öğrendim. Meğerse bizim bu hayatta kullandığımız şu eşyalar var ya dedim, şu koltuklar, masalar, işte bilmem televizyonlar falan bir vesaire. Bunların meğerse hiçbiri hayatta lazım değilmiş. Orada hiçbiri yok ve hiçbir eksikliğini de duymuyorlar. Çok da mutlular demiştim. Gerçekten öyle. Minimalist derken bundan da bahsediyorum. Hayatı lüzumsuz dünya eşyalarıyla boğmamışlar. Yani yedikleri içtikleri de böyle 5-10 kalem kendi ürettikleri doğal yiyecekler içeceklerden ibaret. Dünyadan çok haberleri olmuyor, çok da lazım değil. Yani orada dünya yıkılsa orada hayat devam ediyor falan. Böyle enteresan bir hayat izlemiştik orada. Tabii bu
Bundan sonra ben yaptığım müzelerden bazıları Kent Müzesi ya da böyle bu tür etnografik şeyler de yaptığım yerler oldu. İki örnekten birkaç resim koydum buraya. Birisini Manavgat'ta küratörlüğünü yapmıştım. Manavgat Kent Müzesi'nde Yörük bölümünü gösteriyorum şu anda burada. Bir tanesi de Antalya'daki Kent Müzesi'nde Dokuma Park'taki Kent Müzesi içerisindeki Yörük bölümünde yine aynı şekilde Yörük hayatını orada canlandırmak ve çocukların, gençlerin, herkesin onu hatırlaması, öğrenmesi, unutmaması için düzenlemeler yapmıştık. Onlardan birkaç resim gösteriyorum. Bunları yapabilmek, yerinde o hayatı görmek de mümkün. Onun için iyi hissederek iyi yapmak lazım. Ki kaldı ki bir sürü de uzmanla çalışıyoruz. Yani Yörük hayatını çok daha içinde yaşayarak bilen, onun uzmanlığını yapmış insanlar. Müzecilik öyle biliyorsunuz. Yani en iyi uzman kimse, herhangi konularda o uzmanlarla çalışırsınız. Beraber küratörlük yaparsınız. Bir işi en iyi şekilde ortaya koymak için. Burada da Yörük hayatını böyle içeride ve dışarıda anlandırmıştık. Böyle bir hayat formu var bakın diye. Yani bugün belki dağda birkaç çadır görebiliriz ama artık yarın hiç göremeyeceğiz bunları. Böyle müzelerde herhalde göreceğiz. Ya da artık kadınlar böyle başlıklar takmayacaklar yani. Takmıyorlar. Bitti. Ama bunlar peki nasıl yaşatılacak? Yani bunca zengin işlemeli, bu kadar zengin formlarda bezekler barındıran giysiler, ince zevkin ürünü giysi formları, başlıktaki bütün o takılar vesaire, halhallar ya da başka takılar. Bunlar artık tabii çoğu yok ama bunların hayatta yolları elbette var. Yani bunlar örneğin takılar ya da giysi formları, desenler gibi şeyler. Bunları biz yeni giysilere tabii yansıtabiliriz. Belki yaşamasının yolu bu olabilir sadece. Yoksa buradaki kadınların gördüğünüz başlıkların hiçbirini bugün bir kız çocuğuna, genç kıza, hanıma al bunu tak diyemezsiniz. Yani o takmaz artık, onun zamanı geçti. O gün yaşandı, bitti, artık başka bir gün yaşanıyor. Ama bunları belki başka yollarla stilize ederek ya da benzer formlarda yeni giysilere belki takarak onları yaşatmak gerekebilir. Yani ben şuna inanıyorum. Eski zamandaki bütün bu konuştuğumuz işte formlar, kilim desenleri vesaire vesaire, onları bugün de evde yastık var nihayetinde ya da başka oturduğunuz bir yer var, koltuk var. Mesela orada bir deseni kullanabilirsiniz. Yani orada başka bir takım şeylere bunu yansıtabilirsiniz. O zaman da o modelin kullandığınız, yani kullanmak zorundasınız onu. Kullandığınız şeye eğer yansıtırsanız yaşayabilir. Ama o günkü bir şey artık kullanılmıyor. Bugünküne yansıtarak bence bunlar daha kolay yaşatılabilir. Yani modernize edilmeli, yeni unsurların üzerine inşa edilmeli, aplike edilmeli ki insan hayatında yaşasın, müzede değil. Müzede bunun yolu belli, biz onu yapıyoruz. Ama insanın hayatında var olması esas kıymetli bir şey. Bunu da ancak öyle sağlanabileceğini düşünüyorum. Tabii konuşmaya gelince okulsuz yıllarda, uzun yüzyıllarda okul yokken işte son Osmanlı çağındaki, Osmanlı yüzyılındaki okuma oranını biliyoruz. Kaç kişi okuyup yazıyor? Yani çok çok az. Yani bugün ama herkes okuyup yazıyor, okula gidiyor ve okulda ortak bir dil öğreniyor. Yani iyi kullandığı bir Türkçe öğreniyor orada. Ama o zaman da yerli ağızlar, şiveler vesaireler de tabii yok oluyor bu arada. O da bir yok oluş süreci. Çünkü Türkiye'de de şu anda baktığınız zaman her ilde başka bir ağız var. Adam dinlediğinizde ha bu diyorsunuz Edirneli, işte bu Diyarbakırlı, bu Vanlı diyorsunuz falan. Yaklaşık tutturabilirsiniz bunu. Bunlar da eskiden daha kolay söylenebilirdi. Şimdi ama artık genç nesil birkaç nesildir bunu da söyleyemezsiniz. Yani o ağızlar, yerel özellikler falan da yok olmaya tabii başladı. Bu da Dokuma Park'taki küratörlüğünü yaptığım müzede yaptığımız teşhirlerden bir tanesi. Yörük çadırını bir tünel şeklinde yaparak içinden geçmelerini sağlayıp oradaki yörük eşyalarını tanıtma işte. Yollar bularak, bir takım yollar müzeolojide, onlarla yörük hayatını kalıcı kılmak, o kültürü orada korumak, onun desenlerini, eşyalarını vesairesini korumak ve yaşatmak yollarını müzelerde bulmuştuk. Böyle işte şeyler, düzenlemelerle beraber. Bakın ki buradaki kız çocuğu, genç kız, bir gram yağ olmadan, yani hakikaten keklik gibi seker derler ya dağlarda. Ben işlerinde de işte orada da o işleri yaparken defalarca bulunduğum zamanlarda hepsini izledim. Ya orada o kadar doğal ve sağlıklı bir hayat var ki sanıyorsunuz ki hani orada çocuk acaba besinsiz mi kalıyor? Hayır efendim, yani küçücük çocuklar elma gibi yanaklar falan böyle, yani çok sağlıklı. Öyle obezite sorunu falan onların sözlüğünde yazmıyor yani. Öyle bir şey yok. Onu öğrenmek gerçekten keyifliydi. Bunu müzelere yansıtmak da öyle tabii. Bunu
Diyoramalarla falan da canlandırdık müzelerde falan. Çok sergi yaptık. İşte solda Zagreb'teki örnek, sağda başka yerdeki bir örnek. Bir sürü sergi de yaptık. Yörük hayatıyla ilgili sergiler, işte yayınlar, bilmem müzelerde bölümler, sektörler falan. Çünkü artık o yok oluyor, oldu olacak, ucundayız falan. Ucundayken bizim nesle denk geldi. Onu ucundan yakalayıp bir yerlerde zapt etmemiz lazım ki ileriye aktaralım diye. Burada yörük hayatından bunlar kendi çektiğim fotoğraflardan. Yani bunu keyifle söylüyorum çünkü o da bir duygu. Yani o görüntüyü kendi algıladığın halde filmin üzerine sabitlemek keyifli bir şey gerçekten. O hayatı izlemek, işte keçiler kırpılıyor, işler yapılıyor, herkes çalışıyor. Herkes yani herkes çalışıyor gerçekten. İnanılmaz bir işbirliği. Öyle boşta gezen, işsiz olan falan hiç kimse yok. Kahvelerde oturup kağıt oynayıp adamlar da yok okey oynayan. Yani hepsi adam orada bakım çalışıyor, kadın da çalışıyor falan. İnanılmaz bir işbirliği içinde güçlü bir hayat formları var. Şimdi bu çocukta bakın, evde orada aynı çadırda ölmüş annesi tarafından ok olan ve belinden bağlanmış çadıra. Ki çünkü neden? Çadırda kimse yok. Herkes dışarıda işte güçte. Çocuk gidip de dışarılarda düşüp başına bir iş getirmesin diye belinden bağlıyorlar böyle çadıra. İşte 1,5 metre etrafında dönüyor çocuk. Şimdi burada bir şey anlatacağım size. Gerçekten kendi kendime gülmüştüm ben de o zaman. Şimdi ilk daha da bunu gördüm. Neyse resim çektim. Çok güzel her şey. Yani o yerdeki keçe, duvarda kilim vesaire çok güzel hepsi gerçekten. Çocuk muhteşem. O takılarıyla vesaireleriyle falan. Çektim ama resimlerini sonra izledim. Notlarımı aldım. İşte diğer dışarıda diğer şeylere bakmaya gittim falan. Sonra birkaç gün sonra kendi kendime bir soru sordum. Ya dedim bu çocuk hiç ağlamadı ki. Çocuk ağlamadı yani. Çocuğun ağlamadığını anladım ki. Duymadım yani bunu fark ettim. Önce şaşırdım sonra tabii cevabını aradım. Ağlamadı ama bir çocuk ağlamaz mı ya? Ağlar. Etrafında ne annesi var ne babası, tek başına çadırın içinde. Belinden bağlı bir de yani. Bir yere gitmesin diye. Sonra cevabını da kolay verdim. Bu çocuk ilk ağladığında yanına giden kimse olmamış. Dışarıda işi gücü var, duymamışlardır bile. İkinci ağladığında da yanına giden kimse olmamıştır. Üçüncü de vazgeçmiştir zaten. Ulan zaten ağlıyoruz ağlıyoruz gelen giden yok falan diye. Sonra hayatı boyunca ağlamayan çocuklar yetişti böyle işte. Hayata karşı dirençli, kendine yeten çocuklar. Ve bu daha çocuk daha yeni yürüyor. Ama daha ortalama genç diyeceğim ama onların gençlik bizim yani normal şehir hayatındaki genç dediğimiz yaş grubundan farklı bir şeyden bahsediyorum. Şunu da fark ettim. Orada çocuklar var işte 8-10 yaşında, 7 yaşında, 12 yaşında falan kızlı erkekli. Şimdi bu orada ama şunu hemen fark ettim ki orada çocuk yok. Onlar şehirdeki o şımarık çocuklarımız gibi her an oynayan, oyun peşinde falan öyle değil. Onlar yani küçük adamlar ve küçük kadınlar gibiler. İnanılmaz bir şey yani o hayatın içinde. Hepsi işte güçte bir görevi var, bir şey yapıyor, bir şeyin peşinde koşuyor. Ama çocukça şeyler de işte köpeğiyle oynuyor vesaire ama sonuçta onlar ama küçük adamlar, küçük kadınlar var dedim. Yani burada şey çocuk yok dedim yani ben kendi kendime böyle. Şok içinde gerçekten böyle yani hakikaten herkesin belki de izlemesi lazım. Yani çocuk eğitiminden tutun da bütün hayata karşı o, hayatın objelerine, eşyalarına karşı o inanılmaz böyle istekliliğimiz falan ne kadar beyhude işler. O zaman anlıyorsunuz. Çok öğretici bir şey gerçekten. Ben bu arada saat 5 var. Hemen tamam slaytlar göstereceğim. Çünkü sonsuz anlatmak istiyorum yaşadıklarımı da ama biraz böyle bu kadar kalabilir. Çünkü zaman doluyor. Biraz slayt gösterip bitireyim ben de burada. Bu çocuktan sonra tabii anneler, nineler, Dudu nene sağdaki bunları da çekerken çok keyif aldım. İşte Yörük Mona Lisa'sı diye sağdaki falan sergilere de koymuştum bunu ben. Bu resmi işte çadırdaki normal bir hayat, dinlenme anı, kadınlar, rengarenk kadınlar, çocuklar, kadınlar ve keçilerle. Özür dilerim boğazım. Ve hayat dolu, din bir bakışlar böyle, dengem bakışlar, öyle bir pes etme falan yok. Öyle bir sözlük yok. Yani o hayat devam edecek. Bize görünen zor şartlar onların alışık olduğu normal şartlar gibi bir şey. Hay Allah. Ve develer, taşıyıcılar, eşekler. Onlar bütün o onların hayatlarını taşıyan hayvanlar. Arkada da hayatlarını taşımaları nedeni olan keçi sürüleri.
önde bir eşek ve bütün güç arkadan geliyor. Düğünleri, nişanların sünnetleri, her şeyleri rengarenk ve özel törenlerle hem folklorik olarak, etnografik olarak her türlü gerçekten cezbedici, özgün formlar yaratılmış bir güzel Anadolu kültürü. Yaptığımız tabii etkinliklerde böyle şeyler de yaptık. Yani defileler, kadınlar kendileri giydiler, Antalyalı iş kadınları giysileri giyerek yörük giysilerini taşıdılar vesaire. Yani onu canlandırmak için epey bir iş yaptığımızı, sergiler ve bu tür şeyler yaptığımızı hatırlıyorum şimdi. Yıllar geçti ama çok emek vermek bence değdi bunlara. Yani bu duvardaki bütün aslanları elimle astığımı hatırlıyorum şimdi baktıkça size bu bahaneyle. Ama yerini bulduğunu düşünüyorum. Bu bizim borcumuz gibi bir şey esasında. Ve tabii şimdi Kemal Hoca buna girecek. Ben girmeyeceğim. Madem şu anda kazı evindeyim. Arkamızda Beymelek var. Beymelek'te bir mahalle var. Taş evlerden oluşuyor. Çoğu harabe halde. Ama büyük oranda tek hacimli yerler. Hemen terk ediyorum Kemal Hocam bu konuşmayı hemen birazdan. Ben bunu gördüğümde hemen şu aklıma geldi. İlk yerleşik Türklerin ilk mekanları, elleriyle yaptığı evler. Ama tek hacimli, yani ne gibi? Çadır gibi. Bütün hayat, yatak odası da, yemek odası da, oturma odası da hepsi bir oda. Aynı oda. Gece uyku odası oluyor, gündüz yemek odası oluyor, yemek kalkıyor, oturma odası oluyor falan. Müthiş minimalist. Bunlar da yani ilk modeller de minimalist hakikaten. Çadır hayatının etkileri olduğunu düşünüyorum. Her şey her zaman geçmişle gelecek arasındadır. İki elimiz, iki gözümüz ve iki kulağımız olması belki de bundandır. Biri dünü, biri de geleceği duysun, görsün ve dokunsun diye. Ve biri hep dünde kalsın, öteki de geleceğe uzansın diye de iki ayağımız vardır. Siz bunların biyolojik sebepleri olduğunu düşünüyordunuz ama ben çok da öyle düşünemedim bir arkeolog olarak. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Yöneticimiz Senem Hanım orada mısın? Evet, açabildim şimdi kameramı. Evet, tam bir dakika kala bitirdim vaktimi şey yapmadım. Doyamadım konferansımıza çok gerçekten hani ne kadar konuşmak bitmeyecek bir konu. Çünkü yani hani müzeleri sıkıştırılması, yaşayan bir kültürün sürdürülebilir olamaması gerçekten insanın içini acıtıyor. Kaldı ki yani bizim kültürümüzde işte tarihimizde çok önemli yeri olan topluluklar bunlar. Yani benim şöyle bir notum var aslında hani bu dünya kültürü mirası kapsamında bir tema oluyor bugün. Reha Hoca da birazdan bahsedecek zaten mekan algısı anlamında. Şimdi bağlamından kopmasından bahsettiniz. Bu belki de Josephine Powell'ın koleksiyonundan da bahsetmek yerinde olur bu anlamda. Kendisi 73 yılında Türkiye'ye yerleştiğinde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden işte bir komisyon geliyor bir kitap evinden Amerika'dan fotoğraf çekmesi için ve Türkiye'nin her yerindeki kilimleri fotoğraflamaya başlıyor. Ancak tabii ki 73 yılındaki kilimlerle 90'larda ve 2000'lerdeki kilimler, mesela Bergama'da satılan kilimleri biliriz. Mesela önemli merkezlerdir. Antalya'daki kilim pazarını biliriz. Arada çok büyük fark var. Yani desen farkı var, renk farkı var, kök boyalar yok. Belki hayvancılığın artık ölmesi nedeniyle de tabii ki o da bir faktör. Yani sürdürülebilir olması çok zorlaşan bir kültür ve sadece objeler kalıyor. Bu arada Türkiye'deki müzecilik anlamında yurt dışından hani mutlaka sizin de çevrenizde duymuşsunuzdur. Yabancılar Türkiye'deki müzeciliğin çok başarılı olduğunu hani bir tünel göstermiştiniz ya siz. Çok başarılı buluyorlar. Hani bir aynen hani bağlamına yakın bir tat verdiğini söylüyorlar. Hem arkeoloji müzelerinde hem de diğer etnoloji müzelerinde bunun çok başarılı bulunduğunu belirtmem lazım.
Warhol'un notuna gelince müzelerin mağazalara dönüşmesi, ben onu ne yazık ki Zorlu Alışveriş Merkezi'nin, hani Türk İstanbul'da olduğu için konserlerin ve işte tiyatroların artık AVM'lerde yer alması, sergilerin AVM'lerde yer alması nedeniyle biraz da müzeler de mi acaba bağlamından kopuyor ya da kültür mekanları da mı bağlamından kopuyor diye sormadan edemiyorum. Bilmiyorum yani, belki siz bu konuda bir şey söylersiniz. Ben söyleyebilirim Sanemciğim. Yani araya giriyorum keyifle. Çünkü müzeler bağlamından kopsun zaten. Çünkü neden? Yani her yer müze. Müze bir binanın içindeki bir teşhir tanzim, bir vitrinçteki bir memle değil ki. Müze hayatın kendisi. Ve biz yeni müzecilikte insan odaklı derken bir sürü şeyden bahsediyoruz. Başka bir gün müzecilik konuşuruz yine. Ama insan müzeye gelsin değil artık. Yani o onun ayağına gidecek. İnsan neredeyse oraya gidecek. Yani Avrupa'da birçok metroda, orada burada, yani bir sürü yerde havalanlarında sergiler ve müzeler görüyoruz. Şimdi bizim de büyük havalanda İstanbul'da son bir müze daha yapıldı. Yani milyonlarca kişi orada zaten. Onların müzeye beklemek lüksümüz yok. Biz onların ayağına gideriz. Yeter ki bu eğitim yaygınlaşsın. Bizim derdimiz herkes bu binaya gelsin değil ki. Bu binanın içindeki bilgi herkese gitsin derdimiz var. Onun için AVM'lerimiz olsun hiç mahsur yok. Müzeler bağlamından kopabilir yani. Şimdi sizin bu konuşmanın sürecinde gelen bazı sorular ve yorumlar var. Onları da ileteyim hemen hızlıca size. Konuğumuz şöyle demiş: Mustafa Kemal'in Toroslar'da son yörük obası varsa, ocağı tutuyorsa ulusumuz için umut vardır diyor. Artık yörükler ya da göçerler yerleşik düzene geçtikleri için toplumumuz açısından bugün umudu kime bağlayacağız demişler. Ama o tabii ironik bir şey. Elbette şimdi orada yörük çadırı kalmadı, baca sönmüyor diye biz ölmedik. Biz o bacalardan gelmiş bir halkız. O baca tütmeye devam ediyor şehirdeki evlerimizde. Merak etmesinler. O bir felsefedir, o bir yaklaşımdır. O bir yürektir yani. Yoksa çadırdan çıkıp eve yerleştik, ülkeyi birine teslim edecek değiliz elbette. Atatürk yolumuzu göstermiş, ayrılmadan o yoldan gideceğiz ve kimseye terk etmeyeceğiz elbette. Evet. Sizin biraz tarihsel, hani arkeolojiyle bağlantılı olarak bir tarihsel özet yapmıştınız konuşmanızda. Şöyle demiş birisi: tarih öncesi avcı toplayıcı toplulukları ile yörükleri karşılaştırmak mümkün mü demiş. Yani biraz paralellikler var demiştiniz ama. Ben zaten girişte bir prehistorik yüz binlerce yıllık hayat falan filan bla bla bir şeyler söylemiştim ya, biraz onu hatırlatmak için, ama şöyle büyük bir fark var. Avcı ve toplayıcı kültürlerde, prehistorik yaşam içinde henüz yerleşik olmayan neolitik öncesi toplumlarda, onlar avcı ve toplayıcı ama sürü sahibi değiller. Kendileri zaten beslenmek için yol alıyorlar, ama bizim yörükler dediğimiz gruplar, nomadlar, hayvanlarını beslemek için onları götürüyorlar. Ama tabii dolayısıyla kendilerini beslemiş oluyorlar. Ama burada prehistorik yaşamda kendileri sürü halinde giderken bulduklarını kendileri yiyorlar. Yani öyle büyük bir fark var. Ama sonuçta Neolitik'e geldiğimizde yerleşik hayata, o formlar tam bitmiyor zaten. Neolitik'e yerleşik hayata geçiyor ama avcı toplayıcı avlanmaya devam ediyor. Toplamaya da devam ediyor elbette, ama artık ekim başlıyor. Dolayısıyla böyle büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yoksa yani yiyeceği peşinde sürekli hareket eden insan modeli aynıdır. O sürüyü gezdirmesinin nedeni kendi hayatını devam ettirmek. Keçiyi gezdirmek değil tabii. Dolayısıyla bu bağlamda bir ilişki kurulabilir. Diğer bir sorumuz: yine sürdürülebilirlik için olmazsa olmazlar neler olabilir? Müze, somut, müzik gibi unsurlar ve diğerleri konusunda görüşlerinize katılıyorum demiş konuğumuz. Bunları dikkate alarak sürdürülebilirlik için neler yapılmalı? Birisi şöyle demiş: pandemiye kadar yerel festivaller yapılıyordu. Bunlar bir etken olabilir mi sürdürülebilirlik açısından? Covid'den önce 2 yıldır festivaller olmuyor. Aradaki fark nedir? Yani bir etkisi var mı sizce demişler. Şimdi tabii hepsinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama o festivallerin bazıları çok aşırı kiç yani. O yani bakıyorsunuz yörük unsurları bile yok ortada. Yani çok yani iyi hesap planlanmamış festivaller olduğunu da görüyorum. Ama en plansız, en kötüsü bile iyi bir şey bence. Yani bu yaşatacak bir şey festivaller. Çünkü onlar halkın içinde, şehrin ortasında, kasabada, Demre'de, Kumluca'da, Antalya'da, Manavgat'ta, yani
O çocuklar, gençler, herkes o festivalden bir takım yörük izlerini, bir göç nasıl olur falan gibi temel meseleleri tabii algılayabilir ve o şenliği yaşayabilirler elbette. Ama benim dediğim böyle festivallerle bir şenlikten öte hayatın kendi içinde daha çok nasıl rapt edebiliriz? Bunun için nasıl somut olmayan kültür varlıklarını hayata sokarak bunu yaşatabiliriz? Mesela bir eski zaman türküsünü, bir Karacaoğlan'ı yeni bir 8 yaşında bir çocuğa dinletme yolumuz var mı acaba? Onu acaba modernize mi ederek aynı türküyü dinleteceğiz, yoksa başka bir şey mi deneyeceğiz? Ya da yani bir nişan töreninde genç kız evden kız gelin ediliyor, nişan töreni. O törende hiç olmazsa o giysiyi giydirip o sözleri söyleyip öyle bir tören yapılabilir mi mesela? O, çünkü her gün yaşayacağı bir şey değil ama o gün yaşanabilir mi? Bunu da zorlayarak değil, benimsetmenin yollarını bularak belki yaşatmalıyız. Yani elbette kültür doğar, büyür ve ölür. Dünyada bütün, ben kültür bilimciyim. Yani bütün kültürler, bütün devletler doğar, büyür, ölür. Uzun ya da kısa. İlla bir gün bu yaşanacak. Dolayısıyla kültürler de ölür elbette. Ama onların uçları yaşamaya devam eden olabilir. Çok uzun erimliler de var. Yani çok eskiden gelen bazı alışkanlıklar hala hayatımızda var. Ama binlercesi de ölmüş zaman içerisinde. İşte bunlardan bir kısmını korumanın yollarını bulabiliriz. Bunlar müzecilikte, festivallerde, eğitim modellerinde, dershanelerde vesaire, evde, ailede özellikle başta olmak üzere bunları yaşatabiliriz. Ama en çok da yani cesurluğu, dürüstlüğü, vatanseverliği, bunun gibi yani bütün bu geçmiş dönemde geleneksel halkımıza ait özellikleri öğretirsek öbürleri içinde herhalde barınacaktır yani. Çünkü tehlikeli olan şeyleri önce öğretmemiz lazım yani. Mesela vatanseverlik gibi önemli şeyler var işin içerisinde. Bu konuda zaten şey demişler yani bu tüketim toplumuna yönelik değiştirmeler belki otantikliğini bozabilir gibi bir yorum var. Onun dışında Kara Kaçanlar adıyla bilinen yörüklere atfedilmiş müze varmış Seres'te. Balkanlar'da yörük yaşamının değişik kültürlerle ortak yaşam biçimiyle ilgili bir müzeymiş. Siz de biliyorsunuzdur Evet, mutlaka. biliyorum. Biliyorum. Evet, biliyorum. Orada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Haklı o arkadaşımız, adını ben chatleri okuyamıyorum. Gözlüğüm uzak yakın olduğu için sizden dinliyorum. Müzelerde, yani müzelerde orijinal haliyle korunabilir bütün somut olan ya da olmayan bütün varlıklar. Ama yani bugünkü hayata adapte etmek için gereken bazı stilizasyonlar veya adaptasyon değişiklikleri bence masum bir şey. Çünkü onu yapmazsanız hiç yaşamayacak. Ama onu biraz yaparak onun hayatına sokabilirsiniz. O da oradan hiç olmazsa yaşamaya devam edebilir. Ben hayatın içinde yaşamasıyla müzede yaşamasını birbirinden ayırdığım için bunu söylüyorum. Ama benim için önemli olan hayatın içinde yaşaması. Dolayısıyla ölmektense hasta olmaya yeğlemiş gibi oluyorum biraz yani, öyle. Yoksa haklı arkadaş, dejenerasyon elbette mümkün olacak o zaman. Yani o da tabii ayrı bir bakış açısı. Mesela Cumhuriyet'in ilk müzikte beşleri vardı. Ahmet Adnan Saygun da dahil Evet. olmak üzere. Yani bir Tabii. sürü türkünün büyük salonlarda dinlenmesi sağlanmıştı o şekilde. O da bir tabii yorum oluyor. Dinleyici şöyle sormuş izleyici. Hem arkeolog hem göçer biri olarak sorum şu. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yer alan göçebeleri neden konu almadınız demiş ama tabii bu hani biraz da Aa, konu yok. şey olarak. Tamam. Ama şöyle, hayır, ben zaten baştan söyledim ya, bütün dünyayı konu alıyoruz. Herkes bir gün göçerdi. Doğu, ben Elazığlıyım. Öyle şey olur mu? Ne demek yani? Şimdi sorun şu, ben Antalya'da şu anda yaşıyoruz. Bu kütüphane de Antalya'da olduğu için alışkanlıkla, ve Antalya'da daha çok müzeler yaptım ben. Bu tür müzeler Manavgat'ta, Antalya'da. Örnek verirken mecburen Antalya tabii örneği önümüze geliyor. Ayrıca bunun bir mahsuru yok. Onun dışında Diyarbakır'ı, Elazığ'ı ya da Siirt'i, Sivas'ı değil, Ağrı'yı, Van'ı, Kars'ı, Edirne'yi de konuşmadık burada. Onun için bir örnek etrafında yörük hayatını sadece ve müzedeki durumları anlatmaya çalıştım. Onun için bir Elazığlı olarak buna üzülürüm Tabii ancak ancak zamanımız yani. yettiği ölçüde yer Ben... verebildik. Tabii. Peki eğer başka ekleyecek bir şeyimiz yoksa hocam biz çok teşekkür ederiz size. Dinlemeye Ekleyecek doyamadık. Keşke şeyim daha uzun sadece, zamanımız olsaydı da dinleyebilseydik.
Olsun, zaman her zaman azdır. Ben çok teşekkür ederim. Keyifle beraber olduğumuzu, ben kendi adıma keyif aldım. Sizi gördüğüme de sevindim. Kemal Hoca'ya da saygılarımla birazdan dinleyeceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuğumuza geçerken o da yine Yörüklerde mekan ve organizasyonları ve mekan organizasyonları ve dünya kültür mirası bağlamında değerlendirmesi başlıklı bir sunum konuşma yapacak. Profesör Doktor Kemal Reha Kavas yine Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık bölümünde yer alıyor. Kendisi ODTÜ kökenli Ankara'da eğitim görmüş. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bu üniversitede tamamlamış. Doktora tezi de Akdeniz dağlık yerleşimindeki kırsal mimari gelenekte çevre estetiği ve ürünü örneği başlığını taşıyor. Bu alanda da çeşitli çalışmaları var. Kendisine katılımı için çok teşekkür ederiz ve hemen sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Senem Hanım. Ben de Nevzat Hocama saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Keyifle dinledim. Şimdi bir ekran paylaşımı yapmaya çalışacağım. Sanırım geldi. Evet, geldi. Değil mi? Güzel. Ben Tam ekrana da tam alabiliriz. ekrana almaya çalışıyorum. Bir saniye. Şu anda tam ekrandayız. Geldi. Bugünkü konuşmamda ben daha önce iki ayrı makalemde işlediğim bazı konuları burada gördüğünüz başlık altında yeniden ele almayı hedefliyorum. Tabii akademik nitelikteki bu makaleler ilgi duyanların her zaman erişimine açık. Fakat bugün konuşmamda aynı konuları daha sade bir dil ile ve belirli bir ana fikir etrafında aktarmaya çalışacağım. Bu ana fikri ise kısaca üç cümleyle şu şekilde özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle Yörüklerin yaşam biçimleri ciddi bir organizasyon kabiliyeti yansıtmaktadır. İkinci olarak Yörükler zor doğal şartlardaki var olma mücadelelerinde Karaçadır'dan mevsimlik göç hatlarına kadar uzanan farklı ölçeklerde zamanı ve mekanı organize etmeyi başarmışlardır. Farklı ülkelerdeki benzer kültürler ile yapılan karşılaştırmalarda da bu mekan organizasyonlarının dünya kültür mirası bağlamındaki özgün değerinin daha iyi görülebileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir üç cümleyle toparlayabilirim ana fikrimi. Ve şu anda gördüğünüz başlıktaki her bir kelimenin içinde de bence farklı bir anlam ve ağırlık var. Buna da netlik kazandırarak devam etmek istiyorum. Neden böyle bir başlık üzerinden tartıştığımızı. Öncelikle tabii mekan, bir mimar ve mimarlık tarihçisi olarak benim konuşmamın odak noktası. Ve mekanın uzam ile farkını ortaya koymak gerekiyor bence. Uzam bilindiği gibi X, Y, Z koordinat sistemlerine oturtulan, rasyonel olarak eni, boyu, yüksekliği ölçülüp biçilebilen, nötr bir boşluğu tanımlıyor bizim için. Fakat mimarlık kuramı açısından mekan ise tarihin, coğrafyanın, kültürün izlerini taşıyan yaşanabilir bir uzam olarak görülmekte. Ve Yörüklerde mekanı ben bu çerçevede ele almak istiyorum. Zaten önceki sunumda da Nevzat Hocam bu konularla ilgili sağ olsun içerik anlamında da çok katkı yaptı. Görsellerle de bunu destekledi. Yaşanır kılınmış olan uzam anlamında mekanın çok ölçekli olduğunu biliyoruz. Günümüz popüler kültüründe ise Yörüklerin temsiliyle ilgili ciddi sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Gayet naif bir anlayış ile maalesef kara çadır içerisinde gözleme sunumuna indirgenmiş durumda Yörüklerin temsili. Halbuki bunun arkasındaki derinliği görmemiz lazım. Mekan organizasyonu ise bu ölçek ile sınırlı değil.
Yörüklerin yaşadığı coğrafyayı sahilden dağlara uzanan bir kesitte bir üst ölçeği de kapsayarak düşünmek lazım. Mekan dediğimiz zaman insan ölçeğine karşılık gelen mekan organizasyonu olarak Karaçadır'ın kendisi de mimarlık kavramları açısından yeniden değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Organizasyon kelimesini ise özellikle kullanıyorum. Yine göçerlik ile ilgili klişe haline gelen bir görüşe tepki olarak bunu özellikle kullanıyorum. Maalesef bilgi olmadan fikir sahibi olmaya örnek olarak gösterebileceğimiz bir hatalı anlayış var. Buna göre tırnak içerisinde göçebeler boş buldukları arazilerde gelişigüzel, bilinçsizce, rastgele hareket eden, yani bir başka deyişle organize olamayan toplumlar olarak maalesef görülüyorlar. Mekan organizasyonu ise sadece yerleşik toplumlarla özdeşleştiriliyor. Hatta yine maalesef ki göçer kökenlerimiz günümüzde şehirlerimizde yaşanan imar sorunlarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Ve göçebe bir millet olarak kentleşme tarihimizin çok kısa olduğuna, bu yüzden kentleşmeyi özümseyemediğimize dair yorumları maalesef eğitimli kesimlerde bile duymak mümkün oluyor. Oysa hem üzerinde yaşadığımız coğrafyanın köklü kentleşme deneyimleri hem de bin yıldır Selçuklu ve Osmanlı idarelerince ortaya konan kentleşme stratejileri bilimsel bir gözle incelendiğinde bu ön yargının tamamen temelsiz olduğunu görüyoruz. Bugün esas konumuz tabii bunlar değil ama en azından şu tespiti yapmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum başlamadan önce. Yörüklere has göçerlik özgün bir karakter taşımaktadır ve ilk bakışta düşünüldüğünün aksine gayet organize bir yaşam biçiminin yansımasıdır. Günümüzün kentleşme sorunlarından göçer köklerimizi sorumlu tutmak hem yanlıştır hem de büyük bir haksızlıktır. Lütfen uzak geçmişimiz ile ilgili mesnetsiz genellemeleri bırakalım. Kentleşme sorunlarının sebeplerini kendimizde ve yakın geçmişimizde arayalım. Hastalığı doğru teşhis edelim ki çözüm bulabilelim diye düşünüyorum. O halde yörükler dediğimizde yine tekrarlayalım. Son derece organize bir toplumdan söz ediyoruz. Mekanın farklı ölçeklerde düzenlenmesi ve kullanılması da bu organizasyonun somutlaşması olarak görülmelidir. Konuşmamın ilk bölümünde yörükleri göçerlik kavramı içinde konumlandırırken üst ölçekten insan ölçeğine uzanan mekan organizasyonlarından söz edeceğim. Daha sonra uluslararası literatürdeki kavramlar üzerinden konuyu dünya kültür mirası bağlamında vurgulamayı ve Türkiye dışından bir örnek ile karşılaştırarak yine özgünlüklerini ortaya koymayı hedefliyorum. Öncelikle yörüklerin gayet geniş bir kavram olan göçerlik içerisindeki özgün konumunu tespit etmek gerekir. Göçer toplumlar bilindiği gibi Avrasya tarihini önemli ölçüde etkilemiştir. Fakat tarih yazıcı yerleşik kültürler bunu yeterince kaydetmemiştir. Bunun sebebi yerleşik ile göçer arasındaki tarihsel gerilim olmalıdır. Bu gerilimin düşüncedeki karşılığını tartışan çağımızın ünlü Fransız filozofları Deleuze ve Guattari, göçerliğin mekan algısını Türkçe'ye çevirirsek pürüzsüz, engelsiz, akıcı, kaygan ve özgürleştirici anlamlarındaki İngilizce'deki smooth kavramı ile yerleşikliğin mekan algısını ise kütürlü, oluklu, akıcı olmayan, kaygan olmayan, kısıtlayıcı anlamlarındaki straighted kavramı ile eşleştirmektedir. Dolayısıyla Deleuze ve Guattari kendi yazdıkları felsefe tarihi içerisinde bir göçer düşüncenin izlerini ortaya koymaktadırlar. Bu düşünce biçimi heterojen, çeşitli, sınır tanımayan ve başkalaştırıcı etkilere sahiptir. Ve böyle bir göçerlik, bu karakterdeki bir göçerlik, yerleşik kültürlerin tarih boyunca mekan üzerinde kurmaya çalıştığı kontrol mekanizmalarına da karşıt olmuştur. Bu yüzden devletler tarih boyunca göçerleri yerleştirmeye ve kontrol edilebilir çiftçiler haline getirmeye çalışmıştır bildiğimiz gibi. Çalışma görüyoruz, bir illüstrasyon. Orta Asya'da
bilindiği gibi milattan önce 10. yüzyıldan itibaren yaşanan kuraklaşma sonucu tarım yerine hayvancılık yükselişe geçer. Ünlü tarihçi, Akdeniz tarihçisi Fernand Braudel'e göre Avrasya, az önce gördüğümüz haritayı hatırlarsak, Atlantik'ten Çin'e uzanan bir çöller denizidir. Braudel böyle tanımlıyor. Otlak alanları mevsimlere göre yer değiştirdiğinden hayvancılıkla meşgul olan topluluklar da harekete mecbur olur. Göçerlik ile hayvancılık bir bütün halinde gelişir. Hatta nomad kelimesinin anlamını da doğrudan hani çobanla bağlantı kurarak tanımlıyoruz etimolojik olarak. Yazlık kışlık otlaklar arasında salınırken yerleşik komşulardan hayvan karşılığı hububat alan bozkır göçerleri zamanla çevreye adaptasyon bakımından üstünlük kurarlar ve yerleşik devletler Orta Asya göçerlerinin yüksek hareket, manevra ve lojistik organizasyon kabiliyetlerine ulaşamadığından Orta Asya göçerliği uzun mesafe kat eden, askeri karakter taşıyan ve güzergahları yerleşik devletlerce öngörülemeyen hareketler ile siyasi tarihi şekillendirmişlerdir. Ve bildiğimiz gibi Nevzat Hocam da değindi, 11. yüzyılda Orta Asya'daki nüfus artışı batıya göçü hızlandırmıştır ve Selçuklu yönetimi bu bağlamda göçer Oğuz boylarının batıya doğru, Anadolu'ya ve Azerbaycan'a doğru ve güneye, İran ve Irak'a doğru sevk edilmesini sağlamıştır. Bu durum zamanla askeri bir hareketin ötesine geçerek sistematik bir iskan politikasına dönüşmüştür. İbrahim Bakır Hocam'ın doktora tezinden benim çok sevdiğim ve yer yer değindiğim göç yolları haritası, coğrafyamıza geliyoruz. Oğuz boyları göçer pratiklerini Anadolu'ya adapte ederken Orta Asya kökenli boy, dağ, nehir adlarını devam ettirerek alçak ovalar ve çevresindeki dağlarda 100-200 kilometre civarındaki bir salınımı yaz ve kışa bağlı olarak sürdürerek özel bir konar göçerlik kültürünü üretmişlerdir. Ve şunu da tespit etmek gerekiyor. Orta Asya göçebe hareketleri ciddi siyasi değişimlere neden olurken Anadolu'daki bugün bizim tartıştığımız göçerlik ise özel bir tür olarak bölgesel kalmıştır ve yörüklerin günümüze uzanan mevsimlik yaşam döngüsünü oluşturmuştur. Bu döngü Batı Akdeniz bölgesinde kıyıya yakın ovalar ile dağ yaylaları arasında mevsimsel salınım güzergahları her yıl sabit kalan yörüklere özgü bir göçer kültür üretmiştir. Uluslararası literatürde insanların evcil hayvanları ile otlaklar arasında hareketliliğini sağlayan bu tür göçerlik transhumans olarak isimlendirilmektedir. Transhumans genellikle düşük rakımlı kışlaklar, yüksek rakımlı yaylar arasındaki salınım ile Alp kışağına özgü bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır ve Akdeniz çevresi ve yakın doğuda görülmektedir farklı ülkelerde. Yörük toplulukları Orta Asya kökenli göçer kültürü Akdeniz ile karşılaşma hattında Batı Akdeniz bölgesinde hep özgün bir transhüman kültürü üretmişlerdir. Genel çerçevesi ile bu şekilde çizebildiğimiz göçerliğin çevreye özgü koşullar, mekandaki hareketlilik stratejileri ve yerleşik kültürlerle kurdukları ilişkilerin niteliği gibi etkenler göçerliği farklı türlere ayırmaktadır. Bir mimarlık tarihçisi olarak ben bugün coğrafya, antropoloji ve halk bilimi disiplinlerinin farklı sınıflandırmalarına çok girmek istemiyorum ama konuyu yörükler bağlamında sınırlandırarak yörükleri nereye oturtabiliriz sorusuna bir cevap bulmaya çalışacağım bu sunum kapsamında. Çünkü göçerlik ya da göçebelik dediğimizde dediğim gibi çok farklı anlamları da var. Dolayısıyla yörüklerden bahsederken tırnak içerisinde göçebe deyip geçmenin büyük yanlışlık olacağını tekrar söyleyebiliriz. Onları karakterize eden nüans farkları nelerdir, tanımlayıcı özellikleri nelerdir tespit etmek zorundayız. Ben de bunları daha çok mekansal organizasyon üzerinden yapmak istiyorum. Çünkü ancak bunu yapabilirsek üst ölçeklerde, burada gördüğümüz bir ölçekte, Batı Akdeniz ölçeğinde de mekanı ve onun nasıl organize edildiğini daha iyi anlayabiliriz. Öncelikle transhümans ve yaylacılık açısından bu bağlamda bir karakteri var yörüklerin.
mevsime göre değişkenlik gösteren otlak sahalarını esas alarak bu salınımı yapmaları dolayısıyla transhümans ve yaylacılık ile kesişen bir hayat tarzları var. Ama tamamen göçebe çoban yaşamından farklı bir yaşam bu ve bir düzeye kadar yerleşik karakter gösterebiliyor. Böyle bir yaylacılık faaliyeti de oluşabiliyor. Bu kavramlar Akdeniz Havzası'ndaki bildiğimiz gibi yükselti ve iklim şartları ile yakından ilgili. Kıyıya paralel olan torosların iç kesimlere doğru ani yükseltileriyle bir alt zon ve üst zonun oluşması, kışın otlak olan alt zonlarda yaz gelince sıcak ve nemin otlak imkanını ortadan kaldırması, bu sırada bildiğimiz gibi üst zonda Nisan-Mayıs aylarından itibaren karların erimesi ve çayırların gelişmesiyle birlikte zonlar arası mevsimsel salınımın zorunlu hale geldiğini biliyoruz ve bahardan itibaren hayvan sürülerinin çıkartıldığı ve yayıldığı üst zon yüksek dağ sırtlarında, yamaç ve düzlüklerde yaylak veya yayla adı verilen mekanlar oluşturuyor. Alt zonda kışın otlak ve tarım imkanı sunan mahaller kışlak haline gelmekte. Hatta yaylak ve kışlak arasında gelişen mevsimsel harekette ara bir yükseltide bulunan ve genelde güz mevsiminde hayvanlar ile birlikte yaşanan mahallelere de güzdek veya güzle adı verilmekte. Dolayısıyla burada bir kışlak, güzdek, yaylak salınımından bahsedebiliyoruz ve bunun bir konar göçer karakter olduğunu söyleyebiliriz. Yine tekrarlamak gerekirse göçerlik çok genel bir kavram olduğu için sürekli göçebe olan yaşam biçimlerini de kapsamaktadır. Oysa Batı Toroslardaki göçerlik konar göçer karakterdedir. Bunu vurgulamak gerekiyor. Bir de yarı göçer bir karakterden bahsedebiliriz. Bu da yörüklerin tarım faaliyetiyle ve kalıcı konut sahipliğiyle olan ilişkisini tanımlamaktadır. Yaylacılık yapan bazı yörük toplulukları yaylakta hayvancılık, kışlakta ise tarım ile uğraştıklarından yerleşiklik ile göçebelik arasında bir ara biçim, bir başka deyişle bir yarı göçer kültürü de üretmektedirler. Ve yörük toplulukları yığma taş yapılar gibi kalıcı mekanlar da inşa edip etmemelerine göre sınıflandırılmaktadırlar. Yaz-kış çadırda barınan yörük toplulukları olduğu gibi kış mevsiminde yerleşik düzende evlerinde oturup yazın yaylalarda çadırda barınanların da mevcut olduğunu araştırmalardan söyleyebiliriz. Ve yarı göçerlik kışlakta kalıcı konuta sahip olmayla karakterize olmaktadır. Bir başka özelliği Batı Akdeniz bölgesi göçerlerinin düşey transhümans karakteri. Kışlak ile yayla arasındaki hatlar topografyada düşey ya da yatay olarak uzanabiliyorlar. Yani dünyadaki literatürde böyle bir ayrım var. Ülkemizin iç kesimlerinde hatta belirgin kod değişimi olmaksızın yatay şekilde olan bir transhümans da söz konusu. Dağlık kıyı kesimlerinde ise burada olduğu gibi belirgin kod değişikliğiyle düşey tip bir transhümansa imkan veren burada haritada gördüğümüz Antalya, Konya, Mersin üçgenindeki bir dağlık yöreden söz edebiliyoruz. Böylece yörüklerin genel göçerlik kavramı içerisindeki konumunu genel olarak Batı Akdeniz bölgesinde düşey karakterli bir transhümans türünü konar göçer olarak ve kısmen yarı göçer karakteriyle sürdüren yörük topluluklarından bahsedebiliyoruz. Tabii transhümans ticaret sayesinde yerleşik toplumlar ile daha barışçıl ilişkiler kurduysa da idari yapılarla çatışmalar ve ekonomik gelişmeler neticesinde bilindiği gibi göçer kültürler bugün kaybolmaktadır. Aslında yörükler de bu etkiye maruz kalmışlardır. Bu etki günümüze yakın dönemde yoğunlaşmasına rağmen aslında tarihçesi eski. Anadolu Selçuklu döneminde göçer Oğuz boyları Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlarken idari anlamda, stratejik anlamda bu aşamadan sonra göçer oluşumların merkezi yönetim ile çeliştiklerini biliyoruz. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli gerekçelerle tarımsal üretimin arttırılması ve kayıt altına alma gibi gerekçelerle yerleşmeye bir zorlama söz konusu ve günümüzde de maalesef kaybolmakta olan hatta kaybolan bir kültürden bahsediyoruz. Burada bu giriş bölümünden sonra esas konumuz göçerliğin mimarisinden nasıl bahsedebiliriz? Tabii en başta da söylediğim gibi
tarih yazımı yerleşik toplumlarca gerçekleştirildiğinden uygarlık ile yerleşiklik, mimarlık ile kalıcılık eşdeğer olarak görülmüştür. Göçer toplumların mekan organizasyonları mimarlık tanımı dışında bırakılmıştır. Anadolu'da göçer karakterli toplumların mekan organizasyonları da az sayıda mimar araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu konular genelde coğrafya ve etnografya araştırmaları içerisinde ele alınmıştır. Yakın tarihimizde ise mimarlık kavramının kapsamındaki değişimler ile göçer toplumların kültür-çevre uyumundaki başarıları dikkat çekici hale gelmiş, kalıcı olmayan bu yapıların da mimarlık kavramı kapsamında değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Anadolu'da topak ev olarak adlandırılan Orta Asya kökenli yurt, hasır örgüyle kurulduğu ve keçeyle örtüldüğü için gördüğünüz gibi bir hafiflik sağlamaktadır. Burada ifade edilmeye çalışıldığı gibi. Katlanabilir strüktürü sayesinde kolayca taşınabilir. Cepheleri dolu, boş, açık, kapalı ilişkileri açısından esnektir az önce görüldüğü gibi. Keçe örtüler ışık ve hava almak amacıyla yukarıya doğru katlanabilmektedir. Ve göçer kültürün ihtiyaçları uyarınca biçimlenen yurdun işlev şeması da gayet nettir. Bir pişirme yeri yani ocak dairesel planın merkezinde yer alır. Mekanın çeperleri oturma, yatma, yeme ve benzeri çeşitli işlevler ile yüklenmiştir. Bu işlevleri karşılayan araç gereçler taşınmaya hazır biçimde sandıklarda ve deri kaplar içerisindedir. Mekan kurgusu esnek, sade ve işlevseldir. Önceki sunumda Nevzat Hocam da değindi. Bu kurguyu geleneksel Anadolu'da gördüğümüz kalıcı malzemelerden inşa edilen Türk evindeki oda tipolojisiyle de doğrudan ilişkilendiren çalışmalar da vardır. Yurt gördüğümüz gibi su kaynakları dışında dikkate değer hiçbir referans noktası olmayan Bozkır'da mekan tanımını başlatmaktadır. Uçsuz bucaksız bir düzleme konulan tek bir nokta gibi homojenliği bozar, farklılaşma getirir. Çünkü seçilen bir noktada kurulduğu andan itibaren çeperlerini aşan bir ölçekte bir mekan tarifi yapmaktadır. Oğuz boylarının Orta Asya'dan İç Anadolu'ya taşıdıkları göçerlik, Bozkır şartlarında topak ev tipini sürdürse de Akdeniz bölgesiyle karşılaşma çadırın malzemelerini coğrafi verilere göre dönüştürmüştür. Engebeli, ormanlık ve yağışlı olan Akdeniz bölgesinde araziye iyi uyum gösteren keçi beslenmeye başlandığı zaman keçi kılı bu sefer çadırın ham maddesi halini almıştır ve keçi kılından üretilen kara çadırlar Batı Toroslardaki yörük kültürünün mimari boyutunu ve kültür-çevre ilişkisinin fiziksel ifadesini meydana getirmektedir. Kara çadır, göç olgusunun insan ölçeğindeki mekansal organizasyonudur. Doğanın mevsimsel döngüleriyle insan yaşamı arasındaki paralelliği kuran göç hareketi, yörük toplumunda ciddi bir organizasyona göre gerçekleşir. Göç, yörük kültüründe yaşamın devamlılığı için çok önemli bir olgudur. Günler, haftalar, bazen de aylar sürebilir. Ve eğimin müsait olduğu vadilerden geçilerek yaylalara ulaşılır ve bazen bu güzergahlarda antik yollardan da faydalanılır. Ve bu organizasyon içerisinde göçe başlamadan önce komşu obalar ile müzakere edildiği, göçün zamanının ve fiziki yapısının, katarbaşının seçilmesi, yiyeceklerin, çadır malzemelerinin hazırlanması, eksiklerin giderilmesi, iş bölümünün yapılması gibi konuların önceden tasarlandığı bilinmektedir. Bu yüzden bazı etnografya araştırmacıları yörük göçü yolda düzelir deyişinin yanlış anlaşıldığını ifade eder. Burada göç yolda düzelir deyişinin göç sürecindeki organizasyonsuzluk olarak açıklanmaması, böyle anlaşılmaması gerektiği bu sözün göç kafilesinin uzunluğundan dolayı ortaya çıktığını, kafile yol aldıkça düzgün bir çizgisel forma dönüştüğünü vurgulamak için kullanıldığını söylerler. Bu da önemli ve ilginç bir nokta olmalıdır. Şimdi Kara Çadır'ın örnek bir kurulum sürecindeki o şeyi diziyi, hani mekanın dönüşüm dizisini tekrar bu sefer Yeni Osmanlı yörükleri üzerinden örneklendirmeye çalışacağım. Yeni Osmanlı yörükleri yine İbrahim Hocam'ın haritasından bir detay. Lejant'ta gördüğümüz gibi üçgenle ifade edilen
Antalya'nın kuzeyindeki Döşemealtı Düzlüğü'nde günümüzün Odabaşı, Kömürcüler, Doğacılar, Başköy, Çıplak, Topallı, Kilisçiler köyleri civarlarında kışlakları olan bir yörük topluluğu ve 50'lerden itibaren tarımsal tekniklerin gelişmesiyle kışlaklarında yerleşik düzene geçtiler. Ama daha önce geleneksel düzende kışlaklarından kalkarak hayvanlarıyla birlikte Döşeme Boğazı'ndan geçer, Badem Ağacı ve Bucak üzerinden Korkut Elindeki Söbüce Yaylası'na çıkarlardı. 2100 rakımla ismini gördüğümüz elips formundan alan Söbüce Yaylası, Musa Seyirci'nin 91 yılındaki tespitlerine göre çadır sayısı 1943'ten önce 500 iken giderek azalmış, 1989'da 94'e düşmüştür. Ve bu sayı da çarpıcı, yani 500'den 94'e yaklaşık bir 40-50 yıl içerisinde düşmesi kültürün nasıl ortadan kaybolduğunu anlatan sayısal veriler. Yeni Osmanlılar Ekim ayı başlarında Bucak Ürkütlü'ye Güzde'ye konup Kasım sonu Aralık başlarında ise kışlaklarına indiğini kaydediyor yine Seyirci. Yaylada 100-500 baş arası değişen küçük baş hayvanların rahat otlaması ve birbirine karışmaması için 3-5 çadırlık gruplara, yani obalara ayrılmakta. Obaları meydana getiren çadırlar ise 100 ila 500 metre uzaklıkta olmaktadır. Bu da yine İbrahim Hocam'ın bir tespiti. Yayla olarak kullanılan Söbüce Yaylası, Boz Musa Dağı ile Sakardağ arasında biraz önceki uydu fotoğrafını görmüştük. Kara çadırların yapımında keçi kılının kullanılmasının birçok sebebi var. Bunları da iyi anlamak gerekiyor. Birincisi, çadırın ana malzemesini oluşturan kılın kolay sağlanması. İkincisi, yapım sistemi ve kurulumunun kolay ve kısa sürede bitirilebilmesi. Üçüncüsü, çadırı meydana getiren elemanların katlanabilir olması. Dördüncüsü ve bence çok önemli, bünyesinde su tutmaması, çabuk kuruması. Beşincisi ise yine stratejik anlamda ve lojistik anlamda bir önemi var. Yükte hafif malzeme ile, yani yaklaşık 50 ila 70 kilogram yük ile azami alanın örtülebilmesi olarak anlatılabilir. Kara çadırların örtüsünü ve asma germe mantığıyla strüktürel sistemini oluşturan modüler birimler, yani kanatlar 65-70 santim eninde ve 4 ila 7 metre uzunluğunda olup yan yana dikilmektedirler. Ve sonra eline kolan adı verilen dokuma kirişleriyle, burada gösterildiği gibi çizimde, bağlanmaktadırlar. Üst örtü düşey yönde 230 ila 250 santim yükseklikte ve yine yukarıda gösterildiği gibi o üç örnek çizimde yörük aşiretlerine göre değişen sayıda ahşap direkler ile taşınmaktadır. Ve yatay yönde kazıklara bağlanan ipler yapının dengesini sağlamaktadır. İç mekanı istenmeyen çevresel şartlardan korumak için çadır strüktürünün yan kısımlarında da 1 ila 1,5 metre aralıklarla ahşap kazıklarla desteklenen çığ ya da dolak hasırları yerleştirilmektedir. Burada genelde 3 metre eninde 5 ila 7 metre boyunda bir alanı kaplayan çadır iç mekanının azami ölçüde değerlendirildiğini, bu mekanda depolama, yemek yapma, yeme, uyuma, misafir ağırlama, oturma gibi tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçların karşılandığını biliyoruz. Mekan organizasyonunda insan ölçeğini anlamak için çadır yapımının işlem sırasını da kısaca görmeye çalışalım. Burada öncelikle bir ham madde var, keçi kılı, ve bu ham maddenin kırkılması söz konusu. Daha sonra doğal ham maddenin işlenerek yapı malzemesine dönüştürülmesi, yani keçi kılının ahşap taraklardan geçirilerek ayıklanması, kirmanda eğilmesi, ip haline getirilmesi, yine kirmanda bükülmesi ve yumak haline getirilmesi söz konusu. Ve daha sonra modüler birimlerin üretilmesi, çadır büyüklüğüne ve kanat sayısına göre iplerin iki kazık arasında çözülmesi, dokuma tezgahlarına takılan her kanatın veya kolanın ayrı ayrı dokunması söz konusu. Ve daha sonra birimlerin bir araya getirilmesi, kanatların düz bir yerde yan yana getirilmesi, sabitlenmesi ve dikilmesi söz konusu. Ve daha sonra yapı sistemiyle ilgili yine gerekli ön hazırlıklar söz konusu. Dikilen kanatlara
dik yönde orada görüldüğü gibi kıl dokuma şeritleriyle bunların çadır direğinin geleceği yerlerine ahşap çanakların dikilmesi, bunlar da detay örnekleri olarak. Ve daha sonra yapı sisteminin kurulması, çadır çulunun çanaklar ve kolanlar aracılığıyla taşınması ve çadır dışında çekeceklerle, onlarda kıldan örülmüş kol ya da bağ denilen iplerle bir sistemin kurulması söz konusu. Bununla birlikte su yalıtımının sağlanması, çadır etrafına bir arık açılması, iç ve dış mekan tarifi, yönlenmeler, ısı yalıtımının sağlanması için kışlakta ve yaylakta sert rüzgarların estiği, kuzey ve batı yönlerinin çuvallar ile desteklenmesi, bunların daha sıkı kapatılması gibi konular. Tabii burada benim çok detayına girmediğim develerle taşınan malzemeler, ürünler, çuvallar, üzeri işlemeli kilimler, yastıklar, yorganlar, keçelerin konduğu yüklükler, bunların hepsi kültürün entegre parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Ve daha sonra kapalı, yarı açık ve açık mekan dizilimlerinin oluşturulması. Bunu biz geleneksel Anadolu sivil mimarlığında da görüyoruz. Yaylakta sıcak havalarda serinlemek için çadır üzerine beyaz keçe atılması, çadırın ön gergilerinin sökülmesi ve kollara asılarak çadır önünde gölgeli yarı açık mekanın oluşturulması. Bunlar bu inşa sürecinin bir sonucu olarak çadırlarda iç mekanı, üstte çadır çuluğu, yanlarda gergiler, altta doğal toprak zemin belirlemektedir. Dürülüp kaldırılabilen elemanlar hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Göçer hayatta da daha hareketli olmayı gerektiren ortamlarda bu zorunlu donanım taşınır ve fazlalıklar kışlakta bırakılmaktadır. Bu süreci dünya kültür mirası bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Ben buna bir çalışmamda mimariyi dokumak adını vermiştim. Karaçadır'da çevre kültür bütünleşmesi olarak mimari nasıl dokunabilir? Çadır kurma süreci keçi kılının kırkılmasından başlayarak doğal çevrenin insan eliyle belirli bir amaç doğrultusunda nasıl şekillendirildiğini, yani nasıl dokunduğunu ve insanın bu süreçte çevreyle nasıl bütünleştiğini gösterir. Mekan üretimini günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getiren dokuma eylemi, yörü kültürünün devamlılığını sağlar. Bilindiği gibi dokuma fiziksel yapısı itibariyle atkı ve çözgü ile kendi içinde tutarlı bir örüntü meydana getirir ve kültür çevre uyumunu somutlaştırır. Temel çevresel bir girdi olan keçi kılının pratik şekillerde tekrarlanabilen, yani dokunabilen modüller ve bağlantı biçimleriyle esnek, taşınabilir ve hafif mekanların kurgulanmasına imkan vermesi çok önemlidir. Ve dokuma, yörenin doğal karakteriyle bu karakterin kültüre özgü yorumunu bütünleştirmektedir. Bu bağlamda dokuma tezgahı aslında obanın en önemli günlük yaşam gereçlerinden biri olarak çevreyi ve mimariyi dokuyan bir araç olarak görülebilir. Ve çevrenin kültür ile dokunarak yaşanabilir hale geldiğini göstermektedir. Ve böylece Karaçadır'da böyle bir anlam taşımaktadır. Göçer mekan organizasyonunun temelindeki dokuma mantığı mimari detaydan başlayarak çevreye yayılmakta, mekansal organizasyon bütün çevreyi de dokumaktadır. Böylece göç atları, kışlak, yaylak ve güzlekler, obalar ve karaçadırlar farklı ölçeklerde çevresel karakter için birer yoğunlaşma noktası şeklinde kavramsallaştırılabilirler. Ve burada yine yörüklerin özgün doğal kısıtlar çerçevesinde kendi kendine yeten, üretken bir kültür inşa ettiklerini, kültürün somut ögeleri olan giysi, çuval, çadır gibi donanımları kendileri üreterek dışarıdan çok az katkı ile ayakta kaldıklarını söyleyebiliriz. Karaçadırlarda Batı Akdeniz bölgesinde yaşamın sürdürülebilirliği ve kültür çevre bütünleşmesi için çarpıcı birer örnek olarak görülmektedirler. Son bölümde araştırmalarım sonucunda elde ettiğim verilerle İtalya'daki bir transhumant kültür ile bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Burada İtalya'da Adriyatik Denizi'ne paralel uzanan Apennin Sıradağları'nın benzer coğrafi şartlar oluşturduğu bir bölgedeki transhumant kültür ve mekansal organizasyonlarına değinmeye çalışacağım.
Abruzzo, Orta İtalya'da Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan bir il. Apennin sıradağları Abruzzo'nun iç ve kıyı kesimlerini ayırarak coğrafi açıdan bizim Akdeniz bölgemize benzer bir şekilde üst zon ve alt zon oluşturmaktadır. Tarımsal arazilerin gerisindeki dağlık bölgelerde hayvancılık hakimdir. Abruzzo yaylalarının yazlık otlakları ile güneyde Puglia çayırlarındaki kışlık otlaklar arasında birkaç yüz kilometrelik transhüman salınım tarih boyunca dağ nüfusunun yaşamını düzenlemiştir. Burada o hatları görüyoruz, ana hatlar Abruzzo ile Puglia arasındaki. Roma İmparatorluğu bölgedeki ilk kontrollü transhüman hatlarını oluşturmuştur. Bu işleyiş transhümansın altın çağını yaşadığı 15. yüzyılda daha da kurumsallaşır ve transhümansın verimliliğini sağlamak üzere göç güzergahlarının güvenlik ve yapılaşmasından devlet sorumlu olur. Bölgenin yerel lordları ve nüfuzlu aileleri yün ticaretini güvenlik altına almak için sistemli göç yolları, kontrol kuleleri, korunaklı yerleşim merkezleri ve konaklama noktaları inşa etmişlerdir. Ve haritada gördüğümüz L'Aquila'dan kuzeyde Foggia'ya kadar uzanan ve kral patikası olarak bilinen ana aks yaklaşık 111 metre genişliğindedir. Bu ana yol uğradığı köy ve kentlerdeki pazarları çobanların doğal üretimleriyle destekler. Ticari aksın getirdiği zenginlik yol boyunca tespit edilen mimari eserlerden okunabilir. Burada Navelli Yaylası'nda ana göç yolundan izler ve bir kilise 15. yüzyıldan. Transhümansa dayalı bu iktisadi sistem İtalyan Rönesansı'nın önemli merkezi Toskana ile bağlantılıdır. Örneğin yine Rönesans sanatının bilinen önemli patronlarından Floransalı Medici ailesinin ekonomik kaynağı olan yün ticaretini de bu bölge desteklemiştir. 15. yüzyılda bu gördüğünüz göç yollarında 5 milyon civarında koyun ile birlikte 50 bin çobanın hareket ettiği bilinmekte. Abruzzo'nun transhüman kültür etkisi altındaki mekansal organizasyonlarını ise kısaca 3 kategoride incelemek mümkün. Birinci tip, çobanların göç güzergahlarında kullandıkları çadırlar ile üretilen geçici, hafif, taşınabilir strüktürlerden oluşmaktadır. Bu kategoriye ilişkin somut fiziksel veriler tespit edilememektedir. Yani ilk örnekte kara çadırları biz özgün kültür verileri olarak gördük ama burada çadırlarla ilgili somut bir tespit yok. İlginç bir tarafı. İkinci tip, göç güzergahlarında yığma taş sistem ile inşa edilmiş olan ve çobanların kısa süreli barınmalarına imkan veren küçük ölçekli, kubbeli veya tonozlu barınaklardan söz edebiliyoruz. Üçüncü tip mekansal organizasyon ise göç yollarının çevrelerinde, dağlık arazilerde ve yaylalarda gelişmiş olan müstahkem dağ köyü, yerel baronluklar tarafından tasarlanan ve finanse edilen bu tip planlı dokusu ve anıtsal nitelikleriyle diğer iki tipten farklılaşır ve Abruzzo'da transhüman kültürüne bağlı olarak gelişen mekanlar içerisinde en özgünüdür. Burada sol üstte Castel Vecchio Calvisio, Türkçe karşılığı eski kale demek. Calvisio da burayı idare eden baronluğun ismi. Altta yine aynı idari yapılanmanın bir örneği. Etrafı duvarlarla çevrili, korunaklı, topografik olarak da belirli gözlem noktaları. Sağda Rocca Calascio, bunların çarpıcı örnekleri. Bu dağ köyleri özel bir nedenle yaylalarda yoğunlaşmışlardır. Çobanlık yapan genç erkekler kış boyunca bu yerleşim merkezlerinden uzakta olduğundan Ekim ile Mayıs aylarında uzun süre boyunca sert iklim şartlarına maruz kalan kışlık yerleşim merkezinde yaşlılar, kadınlar ve çocuklar risk altındadır. Bu sebeple iç Abruzzo'da kalın ve sağlam duvarlar ile çevrili yerleşim merkezleri inşa edilmiş. Bu korunaklı yerleşimler olumsuz iklim şartlarından korunmak üzere sıkışık bir yerleşim dokusuna, dar sokaklara ve geniş saçaklar oluşturan kemerli ve tonozlu yapılara sahip olmuşlardır. Bu bağlamda iç Abruzzo'da oluşan korunaklı, duvarlarla çevrili dağ köylerini örnek olarak Carapelle baronluğuna bağlı olan Carapelle Calvisio, orada kesitte de gördüğümüz gibi baronluk idare merkezi, Castel Vecchio Calvisio, Santo Stefano, Rocca Calascio ve Castel del Monte gibi
yerleşimler verilebilir. Bütün bu yerleşimlerden daha üst kotta bulunan ve tüm köyleri izleyebilen Rocca Calascio, orada 1400 rakımda görünüyor, güçlü bir öğe olarak sistemin hakim elemanıdır. Castelvecchio Calvisio adlı müstahkem dağ köyü de zamana yayılan organik bir gelişimden ziyade belirli bir işlev doğrultusunda tek seferde uygulanmış, ızgara planı olan ve eliptik bir dış formu olan ilginç bir tasarımdır. Ve dik kesişen dar sokaklardan oluşan bu ızgara sistemi en dışta sur halini almış kule evleriyle çevrilmiştir. Bugün bu surlar işlevini yitirdiği için buralarda pencereler, kapılar açılarak bunlar konutlar haline getirilmektedir. Ve netice itibariyle bir karşılaştırma yaparsak, Akdeniz Havzası'nın farklı köşelerinde kendine özgü coğrafi, ekonomik ve siyasi şartlar altında biçimlenmiş iki farklı transhümant kültürü geliştirdikleri mekan organizasyonları bakımından karşılaştırabiliriz. Ortak noktalar şöyledir kısaca. Mekansal kurguları çevreleriyle tam bir uyum sergilemektedir. Zor coğrafi şartlarda bunlar var olmayı başarmışlardır ve transhümant yaşam biçiminin yüksek organizasyon kabiliyetine sahiplerdir. Çok sayıda insan ve hayvanın dahil olduğu mevsimlik göç hareketinin organizasyonu bu süreçte adapte edilen çadır gibi esnek mekansal kurgular ile de öne çıkmaktadır. Ve her ne kadar ikincisinde çadırlar tespit edilemese de ortak bir öge olduğunu söyleyebiliriz. İki transhümant kültür arasındaki temel farklılaşma ise yerleşik kültürler ile kurdukları ilişki biçimlerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki örnekte transhümant kültür ile yerleşik idari sistem arasında sürekli gerilimli bir ilişki söz konusudur. Konar göçerlerin iskan edilmesi doğrultusunda gelişen bu mücadele, geçen yüzyılın sosyal ve ekonomik şartları içerisinde bu kültürün sona ermesine neden olmuştur. İtalya'da da seçilen örneğin vardığı sonuç benzerdir. Günümüzde bu kültür de yok olmaktadır. Fakat Orta Çağ ile Yakın Çağ arasında geçen birkaç yüzyıllık dönemde, özellikle de 15. yüzyılda yerleşik ve göçer kültürler arasında ortak menfaatlere dayalı bir işbirliği kurulmuştur. Bu tarihsel işbirliği sonucunda Abruzzo yaylalarının mekansal organizasyonları Antalya örneğine karşıt olarak anıtsal özellikler taşıyan planlama ve tasarım ürünleri göstermektedir. Karşılaştırmadan ortaya çıkan başka bir önemli sonuç, kışlaklarda ve yaylalarda kalıcı ve taşınabilir mekan organizasyonunun dağılımıdır. İtalya örneğindeki müstahkem köyler yaylalarda yer alır. Dolayısıyla yaylalarda kalıcı konutlar bulunmakta, kışlaklarda ise geçici barınaklar bulunmaktadır. Oysa Türkiye'deki örnekte genellikle kalıcı yerleşim kışlakta olup yaylalarda geçici ve taşınır mekansal çözümler geliştirilmiştir. Söz edilen farklılıkların hepsi de coğrafyaya özgü sebeplerden dolayı oluşmuştur. Bu karşılaştırma ile transhümansın evrensel özellikleri olmakla birlikte yerel koşullara göre nasıl çeşitlenebileceği görülmektedir. Bu durum Akdeniz Havzası'ndaki transhümant kültürler hakkındaki araştırmaların zenginleşmesi ihtiyacını göstermektedir. İncelenen yerleşme ve mimarlık örnekleri transhümansın özgün yapılarını, kültür çevre ilişkilerini ve doğayla uyumlarındaki başarılarını temsil etmektedirler. Ve ilk başta söylendiği gibi mimarlığın genişleyen tanımı içerisinde her iki koşulda da oluşan çevreye tutarlı mimarlıklardan bahsetmekteyiz. Ve bu iki örnekte de oluşan mimarlıklar dünya kültür mirası açısından eşdeğer öneme sahiptir. Umarım zamana uymuşumdur. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel sorular geldi. Bu karşılaştırma da çok iyi oldu bir yerde. Hani başka kültürlerde nasıl yankıları oluyor bu tür bir göçer toplulukların diye. Sizin konuşmanın sırasında bazı sorular geldi. Onları ben hemen ileteyim size. Bu yörük yaşam biçimini Kızılderililer ve Aborjinlerle paralel gören bir izleyicimiz olmuş. Acaba geleceğe taşınması için neler yapılabilir? Akademisyen olarak bunu mümkün görüyor musunuz? Hani hem başka ülkelerde de karşılaştırdığınız için belki o konuda bir şey söyleyebilirsiniz.
Şimdi tabii ki en sonda da söyledim, sosyal ve ekonomik şartlar, hani tarihte daha avantajlı olan bir kültürün bile günümüzde ortadan kalktığını gösteriyor. Yani bugün ancak bizde de olduğu gibi turizm düzeyinde, tanıtım düzeyinde sürdürülmeye çalışılıyor. O sürdürülmeye çalışan bir farkındalık orada da gördüğümüz. Fakat burada önemli olan bence, burada önemli ben noktalara değinmeye çalıştım. Bu kültürlerle ilgili bizim klişeleşmiş bu ön yargılarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hepimizde var. Konuya daha bilimsel yaklaşmamız gerekiyor ve bu bilinci topluma da yaymamız gerekiyor. Aslında toplumumuzda böyle bir bilinç var. Belki de yer yer bizim eğitimli çevrelerimizden, akademik ortamdan daha sağlam bir duyarlılık olduğunu da ben görüyorum. Gelen yorumlarda da okudum. Kendi konuşmamda çok takip edemedim ama Nevzat Hocam'ın konuşmasında gördüm ve çok mutlu oldum. Bunları önceki soru cevap kısmında da söyledik. Bazen stilize ederek, bazen de günümüze özünü çok ortadan kaldırmadan uyarlayarak bu kültürün devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii orijinal anlamda hani develerle gördüğümüz sürecin devam etmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama bununla ilgili bu farkındalığın devam etmesi ve bunun, Nevzat Hocam onu tartıştı, hani müze kavramı içerisinde topluma aktarımı ve sunumu. Mesela İtalya'daki örnekte bütün bu doğal çevrenin milli park olarak korunduğunu görüyoruz. Bir izleyicimiz de şöyle demiş, yani acaba turizm kapsamında bu göç yolları yeniden dizayn edilebilir mi diye bir yorum gelmiş. Belki katkısı olur diye, ama bunları tabii turizm ve tarih araştırma, akademik çalışmalar kapsamına sınırlarsak belki, hani bilmiyorum, naçizane bir görüşüm benim bu. Yaşamda olmayan bir şey olduğu zaman, yani bunun bir devlet tarafından, yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, hatta göç yollarındaki yapılaşma ve göç yollarının bozulması belki önlenebilir. Dediğiniz gibi mini park haline getirilirse, koruma alanı haline getirilirse ancak o şekilde yaşayan bir şey olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani milli park mantığı içerisinde mesela İtalya'daki örnekte o göç güzergahlarını bugün insanlar kat ediyorlar, yürüyorlar oralarda. Günümüzde bizde de buna yönelik çabalar var, çok olumlu. Bunları geliştirmek gerekiyor. Mimarlık tarihi açısından şöyle bir soru gelmiş. Kara çadırlar ile ilk planlı ev olan Megaran tipi evler arasında plan ve işlev olarak bir ilişki kurulabilir mi denmiş. Varsa nasıl bir ilişki olabilir? Şimdi tabii... Nevzat Hocam da yorum yapabilir bu konuda. Bu tür tek hacimli mekanlar arasında her zaman bir takım kurgusal ilişkiler kurulabilir. Ama dediğim gibi bunlar kurgudur. Çok uzak geçmişten bahsediyoruz. Neticede bazı noktalarda aklın yolunun bir olduğunu da görüyoruz. Yani bu doğaya uyum dedik, doğa içerisinde var olma mücadelesi dedik. Nevzat Hocam minimalizm kavramını kullandı. Ben farklı farklı coğrafyalarda ve tarihsel dönemlerde insanların benzer zorluklar karşısında benzer tepkiler verdiğini düşünüyorum. Ve o düzeyde olduğunu düşünüyorum bu ilişkinin. Çünkü bazen çok kestirme, kronolojik bağlantılar kuruyorsunuz ama o çok da mantıklı olmayabiliyor. Bu kara çadırların herhalde yapısı itibariyle hem soğuğa karşı koruyor hem de sıcağa karşı dayanıklı, evet. Yağmura karşı, değil mi? Öyle de bir soru gelmiş. Evet, tabii. Soğuk alanda koruyucu olur mu diye bir şey var. Evet. Korumada kültürel peyzaj yaklaşımları denenebilir demiş, bir yorumda bulunulmuş. UNESCO sözleşmesinde geçiyor çünkü demişler. Yani bir soru var. O da Antalya çevresinde göçerlerin yaylak olarak kullandığı bölgelerde kalıcı binalara, yapılara rastladınız mı demişler? Evet, rastlıyoruz son dönemde. Ya bunları, evet, da kontrol altına almak lazım yani. Hani çünkü o doğal yapıya uygun değil. Biraz önce bir milli park mantığından söz ettik. Bugün yaylalarımıza gittiğimizde çok üzücü tablolarla karşılaşıyoruz.
Evet, yani yerleşmişler herhalde, değil mi? Normalde göç etmesi gereken, yani göçer olarak yaşaması gereken topluluklar. Pekala, o zaman başka soru yoksa dinleyicilerimiz çok teşekkür ediyorlar katılımınız için ve güzel sunumlarınız için. Biz de çok teşekkür ederiz değerli zamanınızı verdiğiniz için. Bugünlük bile Akdeniz Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerini, araştırmacı, bilim insanlarını konuk etmiş olduk. Tüm konuklarımıza da teşekkür ederiz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tekrar yazmıştım. YouTube'da yayınlanacak. Suna Kıraç Kütüphanesi'nin kanalında ve aynı zamanda SoundCloud'da da ses dosyası olarak dinleyebilirsiniz programı. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok.